Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Amatörce sohbetlerin her çarşamba 21.00'da başlayan yeni bir programı, güzel bir bayramı geride bırakarak başlatıyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Gittik, eğlendik, gezdik, dinlendik. Yoğun iş temposundan biraz nefes aldık, sonra geri geldik. Tabii ki görevlerimiz arasında olan yine amatörce sohbetlerin bu haftasını da başlatıyoruz. Efendim, biliyorsunuz içerik bulmak, üstadlarımızı bulmak, onların güzel bilgilerini burada paylaşmak bizler için çok çok önemli bir hedefimiz. Biz burada biz biliyoruz, tek biz konuşuyoruz. Sadece biz konu böyle bir şey kesinlikle yok. Bu vesileyle bütün derneklerimizi hiçbir dernek seçmemek adına ne kadar doğduk, büyüdük ve onunla öleceğiz desek ve tıraçlı 41 senedir olsak dahi ben bütün dernekleri amatörce sohbetlere davet ediyorum. Hiçbir ayrımımız yok, hiçbir gayrımız yok. Hepiniz buraya gelebilirsiniz. Dükkan sizin. Bütün aktivitelerinizi, bütün güzel girişimlerinizi buradan paylaşabilirsiniz. Bazen şu soru geliyor. Efendim amatör değilim gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsiniz. Aslında siz de en çok gelebilirsiniz. Çünkü burada işi iyi bilen çok insan oluyor. Hızlı bir şekilde öğrenmek için de burayı izlemeniz gerekiyor. Efendim yurt dışından olsun, yurt içinden olsun bizi izleyen bir hayli izleyicimiz var. Gerek kayıttan gerekse naklen izleyenler var. Geçen hafta yine bir Türkiye Cumhuriyetlerinden, farklı bir ülkeden çok sevdiğim bir sohbete şahit oldum. Dostlarımız zaten gelip dinliyorlarmış. Ya dedim niye mikrofon almıyorsunuz? Yok biz öyle pek sevmiyoruz. Peki sevmiyorsunuz ama önümüzdeki günlerde sürprizleri var bu kişilerin sizlere. Muhteşem şeyler yapıyorlar. Bunları konuşuyoruz, bunları hazırlıyoruz. Ne için? Hepimiz için. Ne için? Türk amatörlüğü için. Bu vesileyle sözü nereye getireceğim? Efendim, farklı nicklerle, farklı şeylerle buraya girip bizi dinleyen dostlarımız varmış başımızın üstünde. Bu dostlarımızdan bir tanesi, direkt ben ismine kadar biliyorum. Benimle çok uğraşan, devamlı didişen bir dostumuz. Efendim, kendi isminizle gelirseniz bize şeref verirsiniz. İlla benimle aşk meşk yaşamanız gerekmiyor efendim. Yani fikir ayrılığı da olsa. Ne yazık ki bu programı 5 senedir ben yapıyorum. Ha yapacak biri varsa buyursun. Zamanında biliyorsunuz Tıraç Kadıköy Şubesi'ne bu işi aslında hak eden Tıraç'tır. O isterse seve seve amatörce sohbetleri teslim edebiliriz demiş idik. Ama istemediler. Bu vesileyle tek yapan biziz. Böyle devam edecek. Başka da şeyi yok. Efendim bugün programımızın ilerleyen saatlerinde çok güzel gelişmeler olacak. Toparlarsak programımız cidden amatör olsun olmasın herkese, derneklerin tümüne ve bütün amatörlükle ilgili, bütün aktivitelerle ilgili girişim yapan herkese açık. Bugün programımızın ilk başında biliyorsunuz bayram öncesi Ramazan Beylerin değerli anlatımlarıyla, Q kodlarıyla alakalı bir program yapmıştık. İzleme sayıları fevkalade güzel. Şimdi bunun ikinci bölümünü yapacağız. Programın ilk bölümünde Q kodlarını işleyeceğiz. Ramazan Beylerin hemen programın ilk bölümünü tamamlamasına istinaden Tıraç İzmir şubemizden bağlanacak ve kendilerinin bu hafta sonu yapacakları muhteşem bir aktivite var. Bence bir ilk olacak çünkü onları ben paylaşacağım zaten onlar sunum yaparken. İzmir bölgesi muhteşem bir şey hazırlamış. Böyle kimin nerede oturacağına kadar çizmiş. Çok güzel özen göstermişler. Dediğim gibi Ramazan Beylerin Q kod tanıtımından hemen sonra İzmir bölgeye söz vereceğiz. Önümüzdeki ayda Bergama Tıraç'ın muhteşem bir şeyi var. Oraya da gideceğiz. Orada da çok keyifli hem çekimler yapacağız hem sunumlar yapacağız. Bu hafta Cuma günü biliyorsunuz her Cuma öğlen bir küsurda Bilfen okullarında eğitim veriyoruz. Takribi bunu 5 aydır yapıyoruz. Piko balonla ilgili ilk uçuş denemelerimizi yapıyoruz. Şimdi helyumlarını sanırım bulmuşlar. Orada Mustafa Beylerin çok büyük katkıları var. İnşallah orada da güzel bir projemiz var. Yine bu cuma saat 3 küsur itibariyle Erzurum Üniversitesi, özür dilerim. Erzurum Atatürk Üniversitesi 100 küsur adet öğrenciye ARDN sunumu olacak. Acil durum haberleşme konusu inanılmaz bir ilgi gördü. Çok keyif alıyoruz. Bunun başı biziz. Biz yapıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Alın yapın kardeşim. Alo deyin yardımcı olayım. Kurmak deyin kuralım. Her şeyi yapalım. Efendim 45 istasyona geldik Türkiye geneli.
Yakın vilayetler olsun, uzak vilayetler olsun. Bugün ardn.org'da biliyorsunuz orada foruma Türkiye'yi eklettirmiştik. Oraya muhakkak gidin. Orada gelişmeleri şimdi koymaya başladık. Linklerin olduğu haritalar artık çıkıyor orada Türkiye'de. İnşallah bu işi iyicene geliştireceğiz. Bugün programın en son bölümünde geçen hafta amatör teknik yaklaşık 32 bin kişiye giden Facebook'taki amatör teknikte ARDN konusunu paylaştık. 165 like aldı. 80 küsur sanırım yanlış hatırlamıyorsam veya 65 soru aldı. O soruları tek tek burada cevaplayacağız. Evet, ben daha evvel de söyledim. Amatör olabilirsiniz. Gönlünüze CW mırıldanıyordur. Çılgın bir CW'cu olabilirsiniz veya kontestçi olabilirsiniz veya organizasyonlar yapabilirsiniz ki benim yaptığım o. Amatörlük size farklı şeyler fısıldıyor olabilir. Bunlar sizin özgür iradenizdir. Ama ARDN biz amatör telsizcilerin bir sorumluluğudur. Bakın bunu karıştırmayın. Biz acil durum haberleşmeciyiz. Biz acilci hayır değiliz. Hiç anlamayız. Özellikle göçük altından adamı çekip çıkaramayız. Koparırız adamın bacağını. Ama biz amatör telsizciler profesyonel telsizciyiz ve muharebe değil, muharebe konusunda iyi şeyler biliyoruz. Bu vesileyle ARDN bizlerin bir sosyal sorumluluğudur. Kamu yararına yapmamız gereken bir şeydir. ARDN ile ne alakamız var? Lora Meştastik, Lora APRS'nin amatörlükle ne alakası var? Bu programın sonunda çok kısa bunları ben cevaplayacağım. Önümüzdeki haftada ARDN konusunu anlatacağım. Ben hemen sözü daha fazla uzatmayayım. Osman Bey, sizi Ramazan Bey'den sonra bize alın dediğiniz için bekleteceğim. Mutabığız, değil mi? İzmir bölgemiz bizi duyuyor mu? Telefonunuz kapalı. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Geçmiş bayramınız Hoş mübarek. bulduk. Hoş bulduk. Selamlar Volkan Bey. Nasılsınız? Valla gayet iyiyiz. Geldik, başladık. Dükkanı açtık. Sizinle konuşmamıza istinaden ilk bölümden hemen sonra siz istemiştiniz. Mutabığız değil mi? Evet. Evet. Tamamdır. Ben görselleri de arkada paylaşayım mı? Siz paylaşır mısınız? Bir hazırlık da varsa sizin. Biz şu anda telefondan bağlanıyoruz. Sizde varsa Tamam. Ben arkadan çok daha rahat olur. Siz daha iyi moda şey yaparım, edersiniz. desteklerim. O Tamam, zaman izin teşekkür ederim. istiyorum. Hemen sözü uzatmadan Q kodları ve güzel anekdotlarla Ramazan Beylere bırakıyorum. İlerleyen dakikalarda zaten hep burada olacağız. Ramazan Bey, iyi Kapıyı akşamlar, buyurun. İyi akşamlar bütün arkadaşlara. Geçmiş bayramınızı tekrar kutluyorum. Sağlık sıhhat içerisinde ve yakınlarınızla birlikte inşallah tekrarı nasip olur. Sağ olun. Ben Q kodlarını tabii teşekkür ediyorum. Yalnız anlatmayacağım. Değerli Tango Alfa 1 Papa Bravo Murat Bey'in değerli katılımlarıyla birlikte özellikle CW kullanımlarında ya da diğer tabiriyle Morse kullanımlarında beraber işleyeceğiz. Bugünkü Q kodlarından önce ben size de yazdığım gibi bilime ulaşma, Q kodlarına ulaşma ile ilgili bir anımı anlatacaktım. Ancak anımla ilgili bir materyali bulamadığım gibi 9'a doğru müsaade isteyeceğim için, saat 21'e doğru müsaade isteyeceğim için onu es geçiyorum ve Q kodlarında çok az bir hatırlatma yaptıktan sonra ekrana da işleyeceğimiz Q kodlarını yansıtacağım. Bu vesileyle çok az bir hatırlatma yapacak olursak biliyorsunuz Q kodları 1909 yılında İngiltere ya da İngiliz hükümeti tarafından başlangıçta çok az sayıda ve sadece CW muhaberelerinde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Daha sonra 1912 yılında, 1913 yılında çeşitli uluslararası platformlarda kabul görmüş ve daha sonra da tüm telsiz literatürlerine, tüm telsiz kulvarlarına intikal etmiş ve kullanımı sadece CW ile değil, ses muhaberesinde de özellikle amatörler arasında da kabul görmüştür.
kodları genel her ne kadar hava ve deniz olarak ayrılmışsa da kullanımda pek fark gözetilmeksizin tüm branşlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Q kodlarının İngiliz alfabesiyle, fonetik alfabeyle değil de İngiliz alfabesiyle telaffuz edildiğini söylemiştim. Dolayısıyla İngiliz alfabelerinin telaffuzlarını iyi bilmekte yarar olduğunu tekrar hatırlıyorum. Ancak İngiliz alfabesiyle anlaşılamayan durumlarda fonetik alfabeyle de bu harfler telaffuz edilebilmektedir. Zaten bazı Q kodların birbirine karışmaması için örneğin QR Nancy ya da QR November ya da QR Meksika ya da QR Mike gibi ifadelerde hem İngiliz alfabesiyle hem de ayırt edilmesi bakımından fonetik alfabeyle telaffuz edilmektedir. Bir önceki sohbetimizde Q kodlarının QNY'a kadar olan kısmına gelmiştik. Burada bu sohbetimizde de QNY'den itibaren işlemeye devam edeceğiz. Ben ekrana paylaşmaya açıyorum. Geliyor ve geldi. Evet. Şu anda büyüklük olarak yeterli mi? Büyüteyim mi daha? Gayet iyi ama istiyorsanız bir skala büyüyebilir. Bir şey daha büyüteyim. Evet, sanıyorum kafi. Uygundur. Evet Murat Hocam geçen hafta başlangıçta demişti zaten iletişim yapma dillerini bile Q kodlarıyla ifade edebiliyoruz. Q kodlarıyla sorabiliyoruz veyahut da Q kodlarıyla belirli dilde anlaşalım talebinde bulunabiliyoruz. Geçen sohbetimizde de söylediğimiz gibi genelde Q kodları soru ve cevap şeklinde kullanılır. Ancak soru sorulmadan da re'sen bilgi verilebilir, teklifte bulunulabilir veya Q kodlarının esas anlamına paralel uzaklaşmamak şartıyla benzeri veya yakın konularda da Q kodları kullanılabilir. Bunu da zaten örneklerini vermiştik QTH'te. Diğer ileriki bugün işleyeceğimiz konularda da örnekleri olabilecek. Evet Murat Hocam, QOD'ye geldik. CW'da bunlar dil olarak bilmiyorum ne kadar kullanılıyor. QOD soru işareti geldikten sonra ben kısaca şöyle bir geçeyim. Ondan sonra size vereceğim mikrofonu. Böyle planlanmış. Sıfır Hollanda dili, Felemenk, bir Duymadım. İngilizce. Efendim? Yok. Ne anlayacaksın? Yok, hiç Devam Bir lütfen. İngilizce için seçilmiş. İki yazılırsa Fransızca, üç yazılırsa Almanca, dört yazılırsa Yunanca, beş yazılırsa İtalyanca, altı yazılırsa Japonca, yedi yazılırsa Norveççe, dokuz yazılırsa Rus dili, Rusça, 10 yazılırsa da İspanyolca. Bu nadir olarak kullanılmaktadır amatör literatüründe bildiğim kadarıyla. Fono veya ses olarak geçenlerde benim bir muhaberemde hem Türkçe hem Fransızca hem İngilizce tabi az az olmak şartıyla Q kodu kullanmadan böyle dilde muhabere yapmıştık. Evet Murat Hocam sizde söz. Valla şimdi CW muhaberede genelde Q kodlarının haricinde genel kabul görmüş kısaltmalar kullanıldığı için QOD kodu tabiri caizse yani hemen hemen hiç kullanılmayan bir kod.
Bu sesli muhabere de kullanılabilir. Biz de genelde kısaltmalarla CW'da muhabere tamam edilir. Dolayısıyla QOD CW'da çok rastladığımız bir kod değil. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Şeyde de zaten söyleyin, ses muhaberesinde, fono muhaberesinde de çok kullanılmıyor ama ben bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Yani Hollanda'yı bir kenara bırakırsak ki çok kullanılmıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, zaman zaman İtalyanca, yeni. Ilave etmem gerekirse şöyle bir şey var. Mesela nereden edindiğimi çok net hatırlamadım ama iyi yıllar yani yılbaşlarında kullanılan bir tekst dosyam vardır. Bütün dünya dillerinde iyi yıllar temennilerini dile getiren bir listem var. Görüştüğüm istasyona yani yılbaşına yakın bir dönemde kendi lisanıyla iyi yıllar temennilerini ilettiğim vakadır ama dediğim gibi QOD olarak benimle şu dilde muhabere yapabilir misin gibi bir ne bir soru ne bir cevap tevcih etmişliğim yoktur. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsunuz standartları İngilizce, Fransızca da zaman zaman kullanılıyor, Almanca. Bilinmesinde yararlı olduğunu düşünüyorum. Karşı taraftan teklif veya soru geldiğinde hiç olmasa zaten bir İngilizce, iki Fransızca, üçüncü defa tekrar ediyorum. Üç Almanca gibi, Japonca, bu Rusça var burada. Bir de benim şahsi görüşüm Çince ilave edilmesi gerekirdi. Biliyorsunuz son yıllarda Çin alfabesi söyleyiniz konuşması, lisanı baya baya bir dünya ülkelerine ekonomik ilişkiler dolayısıyla yayılmış vaziyette. Evet, kodumuz var. QoF'da netlik kalitesini ölçüyor. Bu netlik olgusu CW'da da ölçülebildiği gibi bazen frekans kaymasından dolayı netlik sorusu geliyor. Bu genelde bizim Türk istasyonlarında QoF olarak sorulmuyor. İşte net mi, kayık mı gibilerinden soruyor. Frekansım kayık mı sorgusu ayrı bir konu ama sebebi ne olursa olsun net olup olmaması konusunda netlik kalitesi her zaman QoF olarak sorulabilir. Cevap olarak da bir net değil, iki orta netlikte, üç net. Burada birçok zaman bir genellikle bazen pozitif bilgi olarak verilir ama Q kodlarından verilmelerde biliyorsunuz diğer konularda da QRK'de de netlik derecesi bir net değildir. İki çok az nettir gibi. Burada da bir net değil, iki orta kalite, üç net. CW'da sanıyorum bu biraz soruluyor, değil mi hocam? Kısmen evet. Kısmen evet. Ama sorgudan ziyade eğer frekansı kayıksa biz bilgi mahiyetinde veririz. Anlatabiliyor muyum? Yani benim frekansım kayık mı sorusuyla çok muhatap olmadım ama karşı istasyon frekans olarak kayık geliyorsa ya da frekansında bir kayma varsa yani sizin frekansınızla görüşme yaptığınız frekansta başlayıp yavaş yavaş bir kayma söz konusuysa ona bilgi mahiyetinde geçiliyor. Evet. Evet, dediğimiz gibi yani Q kodları sorulabiliyor da bilgi mahiyetinde de veriliyor direkt olarak ya da aynı esas anlamına paralel olarak da kullanılabiliyor. Bu arada lafı Burada kesiyorum. Bu iyi yıllar tekstini sohbet kısmında herkese açık olarak paylaştım. tamam.
Burada QOG var, QOG var daha doğrusu, QOH var, bunu geçiyorum, QOI var, bunu da geçiyorum. Burada yine emergency pozisyonunda Rubicon var, onu da geçiyorum. Burada genellikle karşı tarafın çağrı işaretini tam alamadığımızda ses muhabirelerinde alabildiğimizi biz söylüyoruz. Yani bir istasyon geliyorsa Sierra Victor 7'dan sonrasını alamamışsak Sierra Victor 7 question mark diyoruz İngilizce'de. Türkçe'de de işte Tango Alfa 3 kalanını alamadım. Tekrarlar mısınız diyoruz. Ama tam çağrı işareti anlamında QRA var. QRA'yı ben zaman zaman kullanıyorum. Bazı yabancı istasyonlar anlayabiliyorlar, bazıları anlayamıyorlar. Q kodları kullanmasına bağlı. Çağrı işareti yarım alırsam QRA please deyip alabildiğimi tekrarlıyorum. Bu da Q kodlarının kullanımında uzunca bir tekrarı ya da soruyu ortadan kaldırıyor. CW'da nasıl hocam? Yine çok rastladığımız bir konu değil ama bu yani hiç kullanılmadığı anlamına da gelmiyor. Zaman zaman rastladığımız bir kodu. Evet, QRB'ye geçiyorum. QRB de distance, uzaklık, zaman zaman istasyonlar ya da operatörler arasında konu edilir. Konu edildiğinde tabii o anda locator programları da çalıştırılıyorsa muhabere esnasında aradaki iki locator daire girilerek aradaki mesafe ayrıca bilgisayarda gözlenir. Cevap verilebilir. Bu mesafeyi sormak için distance'a gerek yok. QRB soru olarak sorulduğunda karşı tarafın bu aradaki istasyonların arasındaki uzaklığı anlaşılması gerekiyor. Tabii burada kuş uçuşu uzaklık olacak. Eskiden yaklaşık olarak da veriliyordu ama şu anda dediğim gibi 5 düzeyli özellikle 5 düzeyli locator'lar kullanıldığı takdirde ki log linkleri var. Ben de paylaşabilirim. Dünyada da çeşitli log linkleri var. Bu 5 düzeyli locator linkleriyle 2 locator linke yazıldığı anda aradaki mesafeyi kuş uçuşu olarak neredeyse 10 metrenin altında neredeyse 20 metre yanılma payıyla öğrenip karşı tarafa bildirebiliriz. CW'da nasıl hocam QRB? Burada çok sık kullanmamakla beraber şöyle söyleyeyim yani sizin de üzerinde durduğunuz gibi kullandığımız log programları genellikle işte benim hep şikayet ettiğim QRZ.com'daki kayıt esnasında istasyon konumunu belirtmek gerekliliği bunu da bir kere daha hatırlatarak söyleyeyim. QRZ kayıtlarından aldığımda siz karşı istasyonun işaretini yazdığınızda zaten log programı sizin karşınıza küt diye kuş uçuşu mesafenizi bildiriyor. Dolayısıyla yani çok da bu soruyu karşı istasyona tevcih etmek gerekliliğinin ne şey yapmıyor yani öyle bir şeye ihtiyaç kalmıyor anlatabiliyor muyum? Evet hocam. QRD var sırada. QRD ben Çanakkale Boğazı'nda olduğum için zaman zaman İzmir bölgesine, Ege'ye geçen, zaman zaman da Ege bölgesinden İstanbul'a geçen bazı istasyonlarda QRD'yi kullanıyorum. Tabii bazı arkadaşlar biliyorlar, bazı arkadaşlar da soruyorlar. Biz de açıkça tekrar sormak istiyoruz. Zaten amatör tesiscilikte
Aman aman böyle hızlı hızlı bilgiyi aktarmak, vakit kaybetmemek gibi olgu genelde yok. Tabii olgusu olan zamanlar da var. Bilginin en kısa ve en kısa zamanda en doğru bir şekilde aktarılması gereken durumlar da var. Bu durumlarda olduğunda Q kodları veya kısaltmalar çok işimize yarıyor. Burada QRD gayet açık ve net. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? QRD işte Tekirdağ'dan gelip İzmir'e gidiyorum şeklinde direkt olarak cevap verilebilir. Bu hareketli istasyonlarda, mobil istasyonlarda daha çok geçerli olan bir konu. Aynen. Evet Murat Hocam, siz ne dersiniz? Aynen. Slash mobile olarak çıkan istasyonlarda Evet. genellikle bu Q kodu kullanılıyor. Yani soruyoruz. Ama enteresan bir şeydir. Yani bu sorunun cevabında istasyonum mobil istasyon. Yani bir hareket halinde şu an değilim ama mobil bir istasyondan çıkış yapıyorum şeklinde geri dönüşlerim oldu. Tabii. Yani evden bir sabit istasyon olarak değil de Tabii. örnek veriyorum aracıyla bir sahil kenarına gidip daha nasıl diyeyim radyo sinyallerine daha muhatap olduğu bir noktaya giderek oradan mobil olarak çıkan istasyonlarla daha sık karşılaştığım Evet. için genelde nereden gelip nereye gidiyorsun şeklindeki soruya bir yerden gelip bir yere gitmiyorum ama şu noktadayım gibi ya da bölge işte locator'ını vermek suretiyle cevaplar almışlığım vardır. Evet, bu sorular tabii karamobil. Bizim Boğaz'da olduğumuz için zaman zaman gemilerde de hem Türk amatörler oluyor hem de yabancı amatörler oluyor. Geçen sene miydi ben bir yabancı, evvel sene miydi bir yabancı amatörü kullandım. Denizci de olduğu için hemen Q kodlarını algıladı. QRD'nin cevabını direkt olarak verdi. İzmit Körfezi'ne gidiyorlarmış. Gayet güzel bir şekilde hemen izahını yaptım. Evet, bu seyahatle ilgili yine mobil istasyonlarla ilgili QRI var. Yaklaşık ne zaman varacaksınız? Bu da pek kullanıldığını zannetmiyorum hocam. Bunu geçiyorum hızlıca bir şekilde. QRF bir yere mi dönüyorsunuz? Olgusu var. Onu da geçiyorum. QRG var. QRG kendi buradaki yazılan anlamlarında kullanıldığı gibi başka anlamlarda da kullanılıyor. Yani QRG gerçek frekansımı bildirir misiniz? Yani bir kayıp çıkan istasyon veyahut da tam frekansında çıkmayan bir istasyon karşı tarafa kendi frekansında kayıklık olup olmadığını sorma üzerine verilmiş. Ama muhaberelerde genellikle frekanstayım, frekanstan çıkıyorum, frekansa geleceğim anlamında da ses muhaberelerinde kullanılıyor. QRG sorulduğu anda gerçek frekansı bildirir misiniz ve karşılığında da gerçek frekansınız işte atıyorum 7097 7097.5 megahertz veya kilohertz olarak kilohertz seviyesinde genellikle verilmez tabii. Ama full verilirse 7097 dersek kilohertz olarak tabii de ifadeyi kullanacağız. Diğer taraftan frekans olgusu. Yani QRG deyip akabinde frekans veren istasyonlar da var. Ben böyle de karşılaştım. Murat Hocam neler bu konuda? Valla burada öncelikle QRH sorusuna muhatap kaldıktan sonra QRG'yi duymuşluğum vardır. Yani frekansım değişiyor mu gibi bir soruyla muhatap olduktan sonra evet diyorsunuz.
Ondan sonra diyor ki işte benim frekansım nedir? Yani QRG diyor. Ondan sonra cevap veriyorsunuz. Yani ama direkt olarak QRG sorusuna muhatap olmadım. Ya ben ona verdiğim raporda frekansında bir kayma oluyor şeklinde bilgilendirme yaptıktan sonra bu Q koduyla muhatap oldum. Ya da karşı istasyon diyelim ki bir homemade cihaz yapmışsa frekansım değişiyor mu mahiyetinde QRH sorusunu sorduktan sonra sizin verdiğiniz cevaba göre sizden tekrar QRG olarak gerçek frekansımı da söyler misiniz gibi bir Q koduna muhatap olmuşluğum vakidir. Var hocam, evet. Evet. Şimdi dediğiniz gibi homemade cihazlar, el yapımı cihazlarda bir hayli ayar yapma ihtiyaçları duyuluyor. O zaman bu Q kodumuz rahatlıkla kullanılabilir. Diğer Evet. taraftan QRH var, QRG'nin arkasında. Bu da frekansım değişiyor mu? Yani konuşurken ya da CW gönderirken gelirken tabii siz daha iyi o konuda fikir beyan edeceksiniz. QRH frekansın değişiyor mu? Bazı istasyonlarda nadiren ses muhaberesinde de olabiliyor. Cihazlardan veyahut da homemade cihazlardan kaynaklanan frekans yukarıya doğru veya aşağıya doğru gidiyor, geliyor. Burada da fikir beyan etme açısından QRH sorulabilir. Ya tabii ki biz de yani şöyle karşı tarafa raporu verirken S olarak bunu bildiriyoruz. Yani işte Uniform Romeo RST işte 599S QRH diye yani frekansın kayıyor. Sinyalin radyon tonun bu ama frekansın kayıyor şeklinde bir bilgilendirme yaptığımızda o zaman genellikle QRG sorusuna muhatap oluruz. Onun haricinde zaten bir kayma söz konusu değilse kullanılmaz. Ama dediğim gibi yani bizim verdiğimiz bilgilendirmeyle ki karşıya bir rapor verirken yani genelde doğru raporu vermemiz üstümüze düşen bir vazife gibi algılarsak bu kod CW'da sıklıkça kullanılan bir kod. Evet, QRA'ya geldik. Göndermemin tonu nasıldır? Bu ton şeyde biliyorsunuz genelde fono muhaberesinde, ses muhaberesinde de kullanılır zaman zaman. Ama daha çok CW'da kullanılıyor sanıyorum. Göndermemizin tonu bir iyi, iki değişken, üç kötü. Daha önce de bir kalite bir burada negatiflik birinci sıradaydı. QAF'te net değil birinci sıradaydı. Orta kalite ikinci sıradaydı. Net üçüncü sıradaydı. Burada ise birinci sırada iyi, ton iyi. İkinci sırada değişken, üçüncü sırada kötü. Sanıyorum Fono'dan ziyade CW'da daha çok kullanılıyor, değil mi hocam? Valla şimdi şöyle yani aslında çok da yani normalde mantık olarak CW'da çok kullanılması gereken bir kod olmasına rağmen ama biz karşı tarafa zaten radyo sinyal tonu verdiğimizde adam bizden ton raporunu aldıktan sonra ayrıca QRA gibi bir şey sual tevcih etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin vermiş olduğunuz rapora göre kullanılıp kullanılmaması. Ama ben çok muhatap oldum mu? Hayır. Ama normalde mantık olarak CW'da kullanılması gereken bir ton. Yani Evet. Q kodu. Özür dilerim. Doğru. QRJ'yi geçiyoruz. QRK zaten Q kodlarına girişte radyo sinyal raporlarını işlemiştik. Evet. Ancak QRK'yi burada yine de işlemekte yarar var.
Hatta bitirirken de yine komplike olarak radyo sinyal raporlarını işlemek ya da sohbet etmek düşüncesindeyim. Çünkü Q-Code'ların başlangıcında sizlerle de diğer arkadaşlarla da hemfikir olduğumuz gibi QRK ya da okunabilirlik ya da anlaşılabilirlik, readability veya anlaşılabilirlik zaman zaman yanlış kullanılmaktadır. Özellikle son zamanlarda 24 MHz'de benim yaptığım muhaberelerde QRNC dediğimiz, ki biraz sonra oraya da geçeceğiz, atmosferik karıştırma bayağı yüksek olmaktadır. Bu yüzden QRK denildiğinde eğer anlaşılabilirlik, okunabilirlik netse 5 üzerinden veriyoruz. Bazı muhabere literatürlerinde, bazı kulvarlarda 10 olarak veriliyor. Ama amatör telsizciliğe en iyi, en mükemmel okunabilirlik raporu 5 olarak yerleşmiş vaziyette. Bunun yanında 5 süper ya da 5 five süper yabancı amatörlerle görüşürken çok iyi raporlar verilebiliyor tabii. Anlaşılırlığın çok iyi durumlarda. 4 iyi anlaşılır. 3 orta anlaşılır, idare eder. 2 zayıf. 1 de kötü, anlaşılamıyor anlamındadır. Vereceğimiz raporda, sesli raporlarda. Aynı şekilde CW için de Murat Hocama sözü bırakıyorum. Ya bize tabii ki yani sonuna S değil de plus basar. Yani 5 plus olarak radyo sinyal tonu verdiğinde plus'ı basıyorsa zaten bu sorulara gerek kalmadan Gerek muhabbet kalmadan devam eder en gider. güzeli. Evet. Evet. Pek çok kullanılan QRL var. QRL genelde meşgul müsünüz anlamında bir soru şeklidir. Hatta ben buraya İngilizce'yi de yazdım. Are you busy yerine QRL kullanılmaktadır. Ama geçen sohbetimizde, bu sohbetimizin başlangıcında da söylediğim gibi Q-kodları esas anlamına yakın bazı anlamlarda da kullanılmaktadır. Bu yurt dışı diğer yani ülkelerin amatörlerinde de kullanılmaktadır. Ki QRL Yunanistan'da benim muhaberelerimde kullanılan, hem iş yerinde cihaz bulunduran bir arkadaşımız var, o çok kullanır. Genel anlamda meşgul müsünüz? Yani size çağrı yaptı, siz de cevap verdiniz, size soru sordu ses olarak. Siz de dediniz, direkt olarak da cevap verebilirsiniz. QRL'im dersiniz. Yani meşgul olduğunuzu ifade edersiniz. Veya bu soruya muhatap kaldıysanız meşgule pozitif olarak evet cevap verilebilir. Veya meşgul değilseniz de hayır ya da no cevabı da verilebilir. Burada ben konunun alt kısımlarına da geçmeden önce Murat Hocama yine mikrofonu vereceğim. Ondan sonra alt kısımlardaki konulara da genişleteceğim. Şimdi QRL benim çok sıklıkla kullandığım bir kodu. Bir frekansa girip de genel çağrı yani SQ yapmadan evvel önce frekansı bir dinlerim. Frekansta bir muhabere olmadığına kani olduktan sonra bir QRL soru işareti basarım. Bir cevap gelmiyor ise QRL soru işareti de Tango Alfa bir Papa Bravo olarak kendi çağrı işaretini veriyorum. Yine belli bir süre bekledikten sonra yine herhangi bir cevap gelmiyorsa ondan sonra frekansa girmek için bunu kullanırım. Dolayısıyla QRL benim çok sıklıkla frekansa girmeden evvel kullandığım favori Q kodlarımdan bir tanesidir.
Yani CW'daki genel kullanım bu. SSB'de nasıl ki mesela frekansa girerken işte this frequency kullanabilir miyim anlamında use gibi bir soruluyorsa CW'da da bir frekansa girmeden evvel önce tabii ki dinleme yapmak her zaman verdiğim örnektir. Vücudu cismanimizde bir ağız iki kulak vardır. Öncelikle yani daha fazla dinleme için bize iki kulak monte etmişler. Bir tane ağız monte etmişler. Önce dinleyip frekansın boş olduğuna ikna olduktan sonra QRL soru işareti basıp cevap gelmeden gelmiyorsa QRL soru işareti kendi işaretimizi de vererek frekans meşgul mü? Burası işte falanca istasyon şeklinde bir gönderme yapılır. Yine cevap alınmazsa genel çağrıya geçilir şeklinde. Yani QRL benim dediğim gibi favori ve frekansa girmeden evvel çok sıklıkla kullandığım bir koddur. Evet. Sanıyorum ki Ramazan Bey düştü mü? Şimdi gelecektir. Bu arada bir yandan da Mustafa Beyler çok güzel bir şey paylaşmışlar. Programın sonuna doğru biraz yer vereceğiz ona. Biliyorsunuz ardn.org'da Türkiye bölümünde tartışma grubunda şu an Türkiye'deki linklediğimiz ardn bölgelerini göreceksiniz. An itibariyle de Tango Alpha 4 Alpha Charlie Zulu'nun locator'ındaki ARDN altyapısında FTP Server, File Transfer Protokolün açılımı olan FTP dosya erişimi şu an itibariyle açılmıştır. Web FTP dosyalarına şifre ARDN, Alfa Romeo, Echo Delta, November yazarak erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ARDN'de hiç boş durmuyoruz. Programın dediğim gibi sonuna doğru direkt Tiflis'te gördüğümüz altyapıları sizlerle paylaşacağız. Sakın ayrılmayın. Ramazan Bu Bey arada sanırım düştünüz. Ramazan Bey herhalde düştü. Bu QRL'in hemen akabinde en çok benim de üzerinde durmak istediğim QRM ve QRN yani Mike ve Nancy çelişkisini bir kere daha hatırlatmak isterim. QRM yapay bir karıştırma. QRN ise yani QRNC ise doğal bir enterfere ya da karıştırma. Bu aradaki farkı iyi bilip ona göre bu kodları kullanmak lazım ki en çok düşünen hatalardan yani voice haberleşmesinde en çok düşünen hatalardan bir tanesidir. Bana işte biraz parazitli geliyorsun mahiyetinde. Bana biraz QR mic, işte QRM'li geliyorsun. Gibi bir kullanımını yaygın olarak işitiyorum. Bu yanlış bir uygulama. Eğer atmosferik bir karıştırma ya da ne bileyim yapay olmayan yani ne bileyim kapının önünden geçen bir efendim ateşleme sistemi sıkıntılı bir ne bileyim eski araçlardan örnek veriyorum bir Anadolu araba geçtiği zaman biliyorsunuz kaporta komple fiber olduğu için çat 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 onun bütün ateşleme atlamasını siz radyonuzda duyabiliyordunuz ya da ne bileyim işte iki zamanlı bir marka veriyoruz ama Volkan Bey sıkıntı olmasın sonra size Hiç kesmek yok canım, bizde hiç marka yok, bir şey yok. için. Yani mesela bir mobilet geçtiği zaman İşte o çatırtıyı mesela radyolarımızda alıyorduk. Ya bunlar önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani yapay bir karıştırma mı, doğal bir karıştırma mı? Yani atmosferle alakalı olan şeyler QRNC ama yapay yani doğal olmayan bir takım enterfere karıştırma, sarkma diyeyim. Varsa QR mic.
Bu Q kodlarındaki yani karşı tarafa rapor verirken üzerinde durmamız gereken bir konu. Ya en çok Ramazan. hata yapılan olarak söylemek istedim. Evet, Ramazan abi geldi galiba. Geldi ama şey yapamadım. Birkaç Bağlanamadım. sorum olacak Murat Bey, Ramazan Bey Evet. gelene kadar. Bu arada aktivitelerle ilgili çokça da WhatsApp'tan yazılar geliyor. Hem güneydeki iki aktivite hem de diğer ARD'lerle ilgili. Onun için chatleri ben bugün biraz şey yapamadım. Tam okuyamadım. Sıraya ben onları bir yönelteyim Murat Bey, onları bir cevaplayalım. Mutlu Bey yazın yazın lütfen. Gönül koymayın. Ben görmedim. Benim hatam, yetişemiyorum çünkü birçok şeye. Bir de bir yandan burada görüntüleri de şey yapıyor. Bu arada Ramazan Beyler de geldiler. Efendim ilk QSK aynı sayılma mı demiş. O ne demek? Ben çeviremedim. Evet, noktalı yerine. Volkan Bey, Buyurun. Volkan Bey, bu QSK veya diğerlerini bir sonraki hafta işleyeceğiz. Peki. Gelmediğimiz Q kodlarını ben Tamam, konu edilmesini olur. istemiyorum çünkü konu dağılacak. O konu bir dahaki haftaya gelecek çünkü bugün ben şuradan da bakayım. Bugün QRZ'e kadar işleyeceğiz. Ben size de arz etmiştim Olur. daha önce. Üç Evet. bölümde işleyeceğiz. Çünkü çok sık ve hepsini birden işlediğimizde dağarcıklarda kalmıyor. Kişiler bir hafta bazında bunları kendi dağarcıklarında yoğuruyorlar, tekrarlıyorlar. Biraz daha kalıcı oluyor. QRZ'e kadar gidelim. QRZ'den sonra QSK'ya da geleceğiz. Ona da şey yapacağız. Bakın QSK burada var. Ona daha sonra geleceğiz. Ben Tamam. mikrofonu size veriyorum yine. Estağfurullah. Ekran paylaşabilirsiniz. Bir düşme oldu sanırım. Biz de araya başka şeyleri hemen konuştuk. Sağ olsun Murat Beyler Evet. de anlatıma devam ettiler. Buyurun, devam edebilirsiniz. Tamam. Evet, geldi mi ekranım? Evet, Geldi. 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 Evet. Şimdi ben hocama teşekkür ediyorum Murat hocama. Ben tekrar vurgulamak istiyorum. QRM ile QRN arasındaki şeyi Murat hocama aynen katılıyorum. Özellikle ses muhaberelerinde parazit var. Ne paraziti? Bunun belirlenmesi lazım. Zaten esas radyo anlaşılırlık sorusu ve cevabı QRK. QRK'in yardımcısı ve tamamlayıcısı olan QRM ve QRN. QR Meksiko olarak yerleşmiş, QR Mike diyelim buna. Tam Q kodlarını da ve fonetik alfabeyle ifade edecek olursak. Atmosferik karıştırmaya da QR November ya da QR Nancy dünyada yerleşmiş vaziyette, ne yazık ki öyle. QRM şeyin Murat hocamın da gayet açık ve net bir şekilde söylediği gibi yapay emisyonlar, yani bunlara emisyon demek ne kadar doğru olur? Çünkü bizim cihazımızdan çıkan daha önce de işlediğimiz gibi belirli bir oluşumla yayınlanan emisyon değil. Ama bir mobiletin bozuk kömürleri geldiği zaman karşıdan aldığımız sinyalle birlikte bizim cihazımıza enterfere ediyor veya emisyona karışıyor. Burada eğer yapay bir emisyon varsa alış sinyalimizi etkileyen ve hoparlörümüzden çıkan birinci seviye karıştırılmıyor. İkinci seviye az, üçüncü seviye orta, dördüncü seviye güçlü, beşinci seviye çok güçlü. O kadar güçlü ki sizin okunabilirliğinizi veya sizin Bozuyor. radyonuzu bastırıyor anlamında. Siz zor anlaşıyorsunuz. Zaten QR Meksiko ne kadar yükselirse QRK de o kadar düşer. Ters orantılı etkilediği için ters orantılı oluyor. QR Meksiko 5 düzeyinde ise ne bileyim, bu yakınımızdan da kaynaklanır. Havada bir uçaktan da kaynaklanabilir, gelebilir. Ama sonuçta yapay bir etkilemedir. QR Meksiko ne kadar yükselirse QRK de o aşağıya doğru düşer.
Atmosferik karıştırma QR November olarak ifade ediliyor anlaşılabilmesi için. QRM ile QRN'in karışmaması için ikisini de verebilecek ya da bir tanesini verecek promotör tesisçilerin çoğu N harfini İngiliz alfabesiyle değil de fonetik alfabeyle ifade eder ki birbirlerine karışmasın diye. Burada da QRN eğer iyonosfer vasıtasıyla görüşüyorsak, yani kısa dalga vasıtasıyla görüşüyorsak, kısa dalganın iyonosferden gelen müdahalesini, parazitini, manyetik fırtınasını ifade ediyoruz demektir. Eğer 2 metre amatör bandında veya 70 santim amatör bandında görüşüyorsak genelde ve direkt dalga ile görüşüyorsak, bu sefer bu defa troposferdeki doğal paraziti konu ediyoruzdur. Bazen uzak istasyonlarla görüştüğümüzde 2 metrede, özellikle 70 santimde yagilerimizde uzak istasyonlarla görüştüğümüzde, özellikle de yine SSB'de görüşüyorsak, bir hayli QR November oluşur, QR-Nancy oluşur. Buradaki QR-Nancy de 2 seviyesinde, 3 seviyesinde, 4 seviyesinde güçlüyse, bu sefer QRK'imiz 2 seviyesine doğru düşmeye başlar. Burada da QRNC ne kadar yükselirse QRK'imiz de, bizim veya karşı tarafın anlaşılırlığı da daha aşağıya doğru düşer. Bu QRNC, QR Meksiko, tekrarlıyorum, QRK'in tamamlayıcı Q kodlarıdır. Bazen de tabii eğer atmosferik paraziti bir taraf fazla duyuyorsa, karşı tarafın sormasına gerek olmaksızın direkt olarak verir. Evet, burada QRNC ve QR Meksiko'da soru varsa bilemiyorum, cevaplandırabiliriz ya da cevaplandırabilirim. Soru diyeyim de benim şu aklıma geldi Ramazan abi. Şimdi işte genellikle bu Q kodları hep İngilizce olarak okunuyor veya Almanca harfleri de İngilizceye göre şey olduğu için hep böyle yabancı şey okunuyor. Yani İngilizce gibi, Almanca gibi. Biz kendi aramızda neden Türkçe olarak kullanmıyoruz bu harfleri? Şimdi ben şöyle cevap vereyim size. Çanakkale'ye bir uçak iner veya kalkar. Uçak Türk'tür, pilotlar da Türk'tür. Ama inerken de kalkarken de yerdeyken de motor çalıştırma izni isterken sadece çok az bir Türkçe kullanır ve ikinci defa olarak da motor çalıştırma iznini İngilizce ister. Kalkarken de İngilizce konuşur. Adem Beyciğim, neden İngilizce konuşur? Türk uçağı olmasına, Türk pilotu olmasına ve Türk Air havaalanı olmasına rağmen. Şimdi şöyle söyleyelim. Eğer biz muhabere yaparken lokal muhabere yapmış olsak bile veyahut da iyonosferden muhabere yaparsak, Türk istasyonlarıyla Almanya'daki sizlerle görüşüyor olsak bile bizim yaptığımız muhabereyi bizden fazla kişiler dinler. O kişiler de Q kodların ilerisinde şey yapacağız, dinlemek QSN'dir. QSN dinlediniz mi anlamındadır aynı zamanda, ama dinlemek anlamında da kullanılır veya dinlemedeyim anlamında da kullanılır. Standby yerine de kullanılabilir. Neyse, konuyu oraya geçmeyelim. Şimdi yaptığımız muhabere ulusal olsa bile uluslararasında da dinlenildiği için ve de literatür ne yazık ki İngilizce olduğu için biz Q kodlarının telaffuzunu özellikli durumlar hariç İngilizce ifadelerle ve de özellikli durumlarda da uluslararası fonetik alfabe ile son harflerini ifade etmek durumundayız. Evet. Dolayısıyla demin baştan örneğini verdiğimde, havaalanında havalanacak uçağın etrafında, havasında, yukarısında,
etrafında başka yabancı uçaklar da vardır. Dolayısıyla havaalanı muhaberesini onların da anlayabilmeleri için beynelmilel dil dediğimiz, ne yazık ki keşke şeyi biz icat etseydik, telsizleri biz geliştirseydik de Türkçe yayılsaydı. O da ayrı bir tartışma, ayrı bir konuşma konusu, sohbet konusu. Dolayısıyla literatürde nadir ülkelerin haricinde yerel alfabetik ifadelerle hiçbir şekilde Q kodları veya kısaltmalar ifade edilmez. Bilmiyorum, cevap verebildim Adem Beyciğim. Evet, şunu demek istedim. Biraz önce hani dediniz ya, Kuerenle Kuerem'i karıştırmamak amacıyla. Yani birbirimizle diyorum, birbirimizle görüşürken Türkçe olarak söylemiş olsak karşı tarafa. Olabilir tabii, yani o kadar çatlak su kaçırmaz. Yani orada olabilir tabii. Yani kullanılıyor zaten. Zaman zaman kullanılıyor Türkçe'de. Yani çok genelleştirmemek, devam ettirmemek şartıyla Türkiye'deki istasyonlar arasında veya Avrupa ile muhabere yapan Avrupa'daki sizlerle Türk istasyonları ile muhabere yapılırken Q kodlarında veya kısaltmalarda Türkçe alfabetik fonetik alfabeyle de ifadeler kullanılabilir. Yani kullanılamaz diye öyle bir kesinlik yok, ama genelde kullanılması gerektiğini ben ifade ettim. Olabilir tabii. Gayet de güzeldir Yani yani. karşımdaki istasyon beni anlıyorsa, aynı Evet. dilde konuşuyorsak, o Tabii. zaman kelimeleri Türkçe konuşmakta bir şey olmaması lazım diye Tabii. zannediyorum. Ama öyle ya da böyle genelde literatürün gerektirdiğini yapmamız gerektiği düşüncesindeyim ben yine. Ama ufak tefek ifadelerde, ufak tefek izahlarla Türkçe karakterleri kullanabiliriz diye düşünüyorum ben de. Ben Adem Bey'e şöyle bir katkıda bulunayım. Ya örnek veriyorum, ben mesela sınıra yani gerek Limazolu gerekse Sıvra Viktor için komşu olan bir mevkide olduğum için benim mesela havaya çıktığım zaman efendim karşımdaki istasyonla mesela voice haberleşmesi yaparken diyelim ki bir röle üzerinden görüşme yaparken İşte 73. Ama bunu ben Türkçe kullanıyorum. 73 dersem ancak komşu istasyonlar genel kabul görmüş bir kod olarak bunu voice muhaberesinde anlar. Yoksa ben 73 desem ne olur? Selamlar desem ne olur? Hiçbir farkı yok. Yani 73 de desem, selamlar da desem Türkçe bilmeyen bir istasyon benim ne dediğimi anlamayacaktır. Yani ben o ayrıntıyı Adem abinin neden sorduğunu anladığım için hani pekiştirmek amaçlı bu örneği verdim. Bilmiyorum katkı sağladı mı? Evet. Tamam hocam. Ben Ramazan Bey, müsaade ederseniz ben bir ilave yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi Adem abi, bu Tamam. Ramazan Bey'in de bahsettiği gibi tamamen Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla bu savaşlarda kullanılan telli ve telsiz haberleşmeden kaynaklı. Bunlar genellikle İngilizce konuşan devletler arasında çıkan savaşlar olduğu için ve cihazlar da bu İngilizce konuşanlar tarafından geliştirildiği için böyle bir şey oturmuş. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi oturmuş. Biz bunu Türkçe fonetik alfabeyle kullanıyor muyuz? Evet, silahlı kuvvetlerde Türkçe fonetik alfabe kullanılıyor. Mesela Ahmet, Behçet, Cavit, Davut, Ekrem, Evet. Fehmi, Hasan, Galip gibi devam edip gidiyor bu. Ama bunda da şöyle bir şey var. Mesela kara kuvvetlerin ifadeleriyle kullandığı kod kelimeleriyle deniz kuvvetlerini kullandıkları gene farklı oluyor. Ben de aynı Hava şeyi kuvvetleri, diyecektim şimdi. evet. Evet, Hava kuvvet onlarda da farklıdır. hava kuvvetleri de sürekli havada oldukları ve uluslararası
muhabere yaptıkları için onlar daha çok İngilizce fonetik alfabe kullanıyor. Türkçe fonetik alfabeyi biliyorlar ama genellikle şey kullanıyorlar. İngilizce fonetik alfabeyi kullanıyorlar. Bu bir yönü. İkinci yönü bu Q kodlarının ses muhaberesinde kullanılmasına çok ihtiyaç var mı? Bu tartışılır. Bu tartışılır. Çünkü hele hele aynı dili konuşan kişiler arasında bence kullanılması çok da şey değil. Elzem değil. Ama bir yabancı ile konuşuyorsanız, yeterince de İngilizceniz yoksa Q kodlarını kullanmak her zaman için bir can simidi, kurtarıcı. Ama İngilizce yoksa, Almanca, Fransızcanız yoksa bunu kullanırsınız. Ama iyi derecede İngilizce biliyorsanız, derdinizi anlatabiliyorsanız İngilizce, o zaman gene bence Q kodu kullanmaya da çok gerek yok. Diğer bir husus, mesela bizim şeyde amatör telsiz sınavlarımızda Türkçe fonetik alfabe de soruluyor. Ve mesela yanlış hatırlamıyorsam Türklerle yapılan muhaberede, konuşmalarda da Türkçe fonetik alfabe kullanılması isteniyordu. Ama biz çağrı işaretlerimizi bile İngilizce fonetik alfabeyle söylüyoruz. Çünkü mesela Türkçe fonetik alfabede Q yok, kebek yok. Evet, viski yok. Viski yok. Dolayısıyla bunlar hep problem. Mesela benim çağrı işaretim Tango Alfa 2 Bravo Kübek Sierra. Bunu benim söylememem lazım. Türkçe söylüyorsam bunu mesela kebeki, kübeki kömür olarak söylemem lazım. Çünkü Türkçe fonetik alfabede karşılığı kömür. Emniyet de daha farklı bir şekilde kullanıyor bunu. Emniyetinkilerde genellikle şehir isimleri olarak kullanıyor. Yani burada bir karışıklık var ama genelde herkes İngilizce'de buluştuğu için, İngilizceyi de hemen hemen herkes bildiği için, dolayısıyla herkes de İngilizce konuşabildiği için İngilizce fonetik alfabe kullanılıyor. Tamam. Evet, teşekkür ederiz Seyit Bey. Ben QR'ya geçiyorum. Birazcık da hızlı geçeceğim. Ben 9'da müsaade isteyecektim Volkan Bey'in bildiği gibi ama şeye kadar az bir şeyimiz kaldı. QRZ'e kadar. QRZ de çünkü önem arz eden bir Q kodu. Türkiye'de zaman zaman bayağı da bir yanlış kullanılıyor. QRO vericimin gücünü yükselteyim mi? Murat Hocam sizde kullanılır mı bu? Ancak şöyle yani gücünü yükseltme imkanım var mı mahiyetinde bize çok zayıf gelen bir istasyon varsa nadiren kullanılır. Ama mesela QRS ve QRQ çok daha sıklıkla kullanılan CW'da. Tamam. Fono muhaberesinde de pek kullanılmıyor zaten. Bu QRP dilimize veya dünya literatürüne düşük güçle çıkan telsiz istasyonu anlamında da yerleşmiştir biliyorsunuz. QRP vericimin gücünü azaltayım mı veya bilemiyorum CW'da direkt olarak QRP RSN kullanılırsa vericinizin gücünü düşürünüz olur mu olmaz mı? Pek kullanılmıyor herhalde QRP'de Murat Hocam. Yok, sadece şöyle Ramazan Hocam, yani QRP olarak çalışan bir istasyon varsa çağrı işaretini zaten verirken, ya örnek veriyorum işte D Tango Alfa 1 Papa Bravo slash yani separation QRP olarak zaten karşı taraf bildiriyor. Yani ben diyor ki 5 wattla çıkıyorum, yani QRP olarak çıkıyorum. Yani onun haricinde yani sen gücün QRO dememin bir anlamı kalmıyor o zaman. Tabii ki. Yani adam size QRP bir cihazla çıkış yaptığını söylüyorsa hoca bastır oradan bakalım biraz daha QRO demek anlamsız olur yani. Tabii evet. Anlamsız olur.
Hocam, Murat Hocam şeye geçtik, Q'ya geçtik. Mikrofon sizde. QRQ ve QRS CW'da esasında kullanılması gereken Q kodları olmasına rağmen çok övünerek ve gururla söyleyebilirim ki kanun olarak yazılmamış ama genel kabul görmüş bir etik kuraldır. Ben gönderdiğim örnek veriyorum, CQ'yu ben 24-25 VPN süratinde çekerken karşı taraftan StreetK ile bana bir istasyon 19-20 VPN civarında bir çağrı yapıyorsa, ben zaten otomatik olarak onun bana gönderdiği sürate düşerek ona cevabımı o şekilde veririm, o şekilde mukabele ederim. Dolayısıyla çok sık kullanılması gereken gibi gözüken CW'da yani daha seri mi göndereyim, yavaş mı göndereyim anlamına gelen bu Q kodlarına bizim gibi eski gravyer peyniri kıvamına gelmiş amatörler hiç tevessül etmeden zaten karşı tarafın süratine indiği için çok sıklıkla kullanılmaz. Bu moddaki yani genel bir kuraldır ve buna da uymayan çok nadir istasyon vardır diye bu modun kullanıcısı olan bir kişi olarak gururla bunu söyleyebilirim. Tamam hocam. Q ile QRS'i böylece CW'da daha ziyade kullanıyoruz. Fono muhabiresinde, ses muhabiresinde zaten böyle Yok. bir uygulama yok. QRT göndermeyi durdurayım mı ve de göndermeyi durdurunuz cevabı da böyle. Ancak QRT Türkiye'de ve sanıyorum dünyada da istasyonu kapatmak manasına da geliyor. Veyahut da göndermeyi durduruyorum manasına da geliyor. Onun dışında CW'da başka anlamı var mı Murat Hocam? Murat Hocam, QRT konusunda düşünceniz var mı? Valla bizde de genelde kullanılan hani QRT istasyonumu kapattım. Kapattım. O manaya geliyor. Yani Yani o manada kullanılıyor. Tango Alfa, Tri Delta Papa izlesek de demesek de QRT dediğimiz zaman ya da bu Tango Alfa işte Delta Papa bu istasyon QRT Yani dediği zaman QRT'yi ben kapattım. duyduğum zaman karşı taraftaki istasyonun göndermesini bitirdiğini, istasyonunu Kapatacağını. kapattığını ya da o frekansı terk ettiğini anlarım. Evet. Yani Anladım. esasında o frekansı terk etme ya da başka bir banta geçme, hani QSY olarak biliyorsunuz Evet. telaffuz edilir. Ama genelde CW'da mesela diyelim ki bir DX Expedition istasyonu çalışırken belli bir modda belli bir paylap altında zihnen de bilek olarak da yani yorulduğunda göndermeye bir müddet ara verir. Ve Evet. bunu da karşı tarafa QRX işte 5 mic basar. Der ki ben 5 dakika ara veriyorum. Yani Evet. QRX daha sık kullanılır. QRT dediği anda tamam ben bu bantta artık gönderme yapmıyorum anlamında Yapmıyorum. anlaşılıyor. Yani genel kullanımı bu mahiyette. Evet hocam, QRU var. Benim için bir şeyiniz var mı? Pek kullanılmaz sanıyorum. Yok. Bu profesyonellerde kullanılıyor genellikle. QRV var. QRV hazır mısınız? Hazırım. Türkiye'de Evet. de kullanılırken Sifono muhaberesinde 5 dakika 3 dakika QRX ister bir istasyon. Yani 5 dakika sonra da geleceğim, 10 dakika sonra da geleceğim. Frekansta görüşmeler varsa da yoksa da
5 dakika sonra geldiğinde işte Tango Alfa 3 Delta Papa frekansla QRV deriz. Evet. Yani hazırım, muhabere yapmaya devam edebiliriz anlamında. Sanıyorum CW'da da bu paralelde kullanılıyor. Doğru mudur? Aynen, aynen. Aynen, aynen. QRW'yu geçiyorum onu. QRX bayağı bir kullanılan Q kodu. Normal şartlarda benim bu Süzen Telsizliği kitabından aldığım şekliyle beni yeniden ne zaman çağıracaksınız? Temelde bu şekilde soru cevap şeklinde yerleşmiş. İşte sizi şu saatte şu kilohertzden yeniden çağrı yapacağım cevabı verilmesi gerekiyor. Bu daha ziyade sanıyorum profesyonel iletişimlerde kullanılıyor. QRX genellikle belirli bir süre amatör tesircilikte belirli bir süre müsaade istiyorum 5 dakika, evet. 3 dakika. Ara Ondan veriyorum. Sonra tekrar muhabereye katılacağım anlamında fono muhaberesinde evet. Kullanılıyor. Benim bildiğim kadarıyla CW'da da aynı. Aynı, evet. Aynı. CW'da da aynı. Yani bir müddet ara veriyorum gibi. Yani ara veriyorum. Yani. Onlar rakamsal olarak şeyi belirtmek. Evet. Yani mesela adam diyelim ki bir affınıza mağrından bir ihtiyacı oldu. Bir teşaşüre gidecek. Diyor ki mesela 2 mic QRX. Siz o frekansta 2 dakika o adamın gönderme yapmayacağını anlıyorsunuz. Yani bir ihtiyaç molası vermiş. Ya da bir işte S vermiş, antrak vermiş gibi. Genelde CW amatör muhaberede bu şekilde kullanılıyor. Hani voice'da olduğu gibi. Evet. Bu şekilde olduğu gibi yani ben aynen, frekansla aynen. Muhabere yaparken arkadaşlardan Tango Alfa işte Alta Papa QRX 5 dakika dediğimizde ki geçenlerde benim yurt dışı istasyonuna da kullandım hemen anladılar. Bekledi beni 3 dakika bekledi. 3 dakika sonra tekrar muhabereye devam ettik. Bana bir müsaade eder misin mahiyetinde diyelim. Tabii evet evet. Yani daha anlaşılabilir. Kendi işaretini de kullanıp Tango Alfa 3 Delta Papa QRX 5 minutes dediğiniz zaman 5 dakika sonra tekrar geleceğimizi ilan etmiş oluyoruz ve geliyoruz. 5 dakika olur, 4 dakika olur, 5 dakika olur. O kadar da önemli değil. Bu QRY pek kullanılmıyor. Bu da profesyonel kullanımda yerini alıyor bana kalırsa. Gelelim QRZ'e. Baya baya bir güzel kullanılan, baya baya bir de zaman zaman da yanlış kullanılan bir kodumuz. QRZ fono muhaberesinde bir istasyonu yani kendimizi başka bir istasyonun çağırdığını algılayıp karşı istasyonun çağrı işaretini anlayamadığımız zaman birinci sırada kullanılacak bir Q kodudur. Daha fiili örnek vereyim. Ben geldim cihazımı açtım. Biraz QR9'si var. Biraz da QR Meksiko var frekansta. Bir çağrı yapıldı ama bana çağrı yapıldı. Bana çağrı yapıldığını ben kesinlikle anladım. Tango Alfa 3 Delta Papa this is dedi. Ondan sonrası anlaşılamadı. Anlaşılabildiği şeyi söyleyin şunu çağrı işareti varsa Sierra Victor 7 question mark diye de sorabiliriz. Veya this is Tango Alpha 3 Delta Papa QRZ veya Türk istasyonu çağırmışsa anlayamamışsa karşı tarafın çağrı işaretini burası Tango Alpha 3 Delta Papa QRZ ya da QRZ burası Tango Alpha 3 Delta Papa şeklinde frekansa beni kim çağırıyor, beni kim çağırdığı ilan etmemiz gerekiyor. Ancak Türkiye'de frekansla vermeyeyim, önemli değil. Frekans boş, kısa dalgada frekansa giriyor.
girdiği gibi istasyonumuz QRZ QRZ işte burası XXXX diyor. Yani kendisini genel çağrı yapmadan veya kendisine çağrı yapıldığını algılamadan QRZ Q kodunun kullanılması bence pek uygun değil. Bilmiyorum Murat Hocam, hem CW hem Fono muhaberesinde siz neler dersiniz? Valla Fono muhaberesine biraz böyle uzak ve acemisi olduğum için Fono muhaberesinde bir yorum yapmam çok doğru olmaz diye böyle kaçamak bir cevap vereyim. Ama CW'da Evet. CW'da QRZ benim sıklıkla kullandığım bir şeydir ve şöyle diyelim ki genel çağrı yapmaya başladım. Ve şimdi genelde benim CW'da en şikayet ettiğim konulardan bir tanesi, yani adam bir paylap yemiş, app çalışıyor. İşte karşı istasyona raporu veriyor, app diyor. Karşı istasyona raporu veriyor, app diyor. Fakat lan kim var burada? Onu anlamıyorsun. Yani adamın app'ını yakalasan soracaksın, ya kimsin sen, hani QRZ diyeceksin. Yani kendini tanıtmıyor. Ama benim QRZ'i en çok kullandığım yer şudur. Yani benim şikayet ettiğim şeyi karşımdakilerin de benden şikayet etmemesi anlamında, diyelim ki bir paylap yedim ki ben app'lı çalışmayı bir CW operatörüne yakıştıramıyorum. Neden diye soracak olursanız, şimdi konudan konuya atlıyor gibi oluyoruz ama yok yok, devam hocam. CW operatörü paylabı yediği zaman o paylabın içinden sıyrılmasını bilen bir operatör olması lazım. Adam gidiyor bir de expedition yapıyor. Bir app, iki app, üç app, beş app alıyor başını gidiyor. Ya zaten CW için ayrılan bant genişliği ufak bir bant. Sen o bandın ırzına tasaddi ediyorsun. Komple o bantı kendine mal ediyorsun. Ve bir kakafoni oluşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Adamın apı belli değil, şeyi belli değil. Zıran zıran geziyor. Hayır, böyle bir şey yok. Sıraya dizeceksin. Önce diyeceksin QRP'ler gelsin. Neyse, konuya tekrar döneyim. QRZ konusuna tekrar döneyim. Diyelim ki ben böyle bir paylap yedim. Her karşıya rapor verdikten sonra kendi işaretimi, yani kim ulan bu sorusuna muhatap olmamak için raporumu verdikten sonra adama, yani 73 ya da ne bileyim işte Türkiye'den selamlar ya da see you again, yani tekrar görüşmek üzere dedikten sonra QRZ soru işareti de tango alfa bir papa bravo diye, hani kendimi tanıtmak amaçlı QRZ'i hep kullanırım. Yani eğer ki bir paylap yediysem mutlaka kendi çağrı işaretimi hem vermek hem de kim çağıracaksa buyursun gelsin mahiyetinde kullanırım. Hani evet, CW'da ben bu şekilde kullanıyorum QRZ'i. Yani beni kim çağırıyor? Burası işte Tango Alfa bir Papa Bravo. Örnek veriyorum. CW'da bir de tabii ki mesela çok zayıf bir istasyon geliyor. Ön ekini dahi alamıyorsunuz. O zaman bu soruyu karşıya tevcih ediyorsunuz. Eğer ki zaten ön ekini aldıysanız, örnek veriyorum Delta Lima 3 mesela. Delta Lima 3 question mark diyorsunuz. Ya da repeat again please diyorsunuz. Yani tekrar eder misin? Ya da go ahead diyorsunuz. İşte yani siz gelin anlamında. Dediğim gibi QRZ'i ben bir paylap yediğim anda çok sıklıkla kullanırım. Bir. İkincisi, karşı istasyon çok zayıf geliyorsa yani anlayamıyorsam, çözemiyorsam tekrar etmesi amaçlı. Evet. Yani bana bir çağrı olduğunu hissediyorum ama okuyamıyorum.
Yani tekrar eder misiniz mahiyetinde bir şey olarak sıklıkla kullandığım bir Q kodudur. CW'da ben böyle kullanıyorum. Tamam hocam. Bu QRZ her ne kadar iyonosferden kısa dalga görüşmelerinde kullanılıyorsa da tabii 2 metre bantta, 70 santim bantta uzak istasyonlarla muhaberelerde de karşı tarafın çağrı işareti hiç alınamıyorsa veya çok az bir ön harf alınıyorsa QRZ olarak kullanılabiliyor. Bir de Murat Hocam'ın da söylediği gibi yine Fono muhaberesinde genel çağrı yapıldığında sonuna bu sefer QRZ ekleniyor. Yani işte malum Secure Diax çekiyorsunuz. Secure Diax çektikten sonra kendinizi de çağrı işaretinde söylüyorsunuz. Söyledikten sonra da QRZ deyip mic'ı kapatabiliyorsunuz. Ama aynen, boş bir frekansa geldiniz. Frekansta kimse yok. QRZ, QRZ, burası Tango Alfa, 3 Delta Papa. O biraz hoş olmuyor. O biraz şık olmuyor. Bir genel çağrı Türkçe veya İngilizce genel çağrı yaptıktan sonra QRZ veyahut da sizi çağıran istasyonun ön eki ya da çağrı işareti hiç alınamıyorsa ki böyle durumlar da oluyor. 2 metre bantta ve 70 santim bantta da olabiliyor böyle. Ramazan Bey, şöyle lafınızı keserek şöyle gireyim. Hani QRZ diyerek frekansa girmek yerine burası işte Tango Alfa 1 Papa Bravo QRV. Tabii. Evet. QRV mikrofonu bırakmak daha akıllıca diyelim. Daha akıllıca diyelim. Ortada zaten sizi çağıran kimse yok. Yok. Çağırıyor diye çıkarsanız. Ama yabancılar da zaman zaman bunu yapıyorlar. Yani genel çağrı yapıyorlar. Evet. Genel çağrı yapıldıktan sonra QRZ diyorlar. Ama ben yabancılardan frekansa daha boş bir frekansta tabii ilk önce soruyor frekans meşgul mü değil mi? Meşgul mü değil mi dedik ve boşsa frekans ben de ses çıkarmıyorum bazen. QRZ QRZ ile başlamıyor hiçbir zaman yabancılar. Aynen öyle. Yani Türkiye'de ne yazık ki şeyler var. Türk istasyonlarının da kodlarını bazen alamıyoruz ki QRZ burada kullanılabiliyor. Volkan Hocam, bugün işlediklerimizle ilgili soru varsa veyahut da bilemiyorum takviyede bulunmak isteyen arkadaş varsa tabii size vereceğim. Bir dahaki haftaya sizin de uygun göreceğiniz şekilde QSA ile başlayıp sonuna kadar olan Q kodlarını bitireceğiz. Üçüncü ve son grubu da bir dahaki hafta işlemek hay üzere. Hay. Benim söyleyeceklerim bu kadar Volkan Bey, tamam. Paylaşım için tekrar her ikinize de teşekkür ediyoruz. Özellikle Ramazan Bey gelen soru, bu dokümanı elde edebilir miyiz, paylaşabilir misiniz diye sormuşlar. Eğer müsaitse bana yine maillerseniz ben gruba zaten mail grubundan atıyorum veya buradaki tartışma grubuna bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle, bu doküman daha önce radyoamatörleri.com'da yayınlandı. Bunun hakkında da bilgi vereyim. Bazı amatör sitelerle bir veya iki tane amatör olmayan site hiçbir şekilde izinsiz olarak kopyaladılar. Bunun mücadelesini de yaptım ben. Aşağıya da yazdık. İzinsiz herhangi bir şekilde sitede yayınlanamaz şeklinde verdim ben. Şu anda radyoamatörleri.com'da yayında değil. İzinli olarak da yayınlanan bazı derneklerimiz oldu. Bizden müsaade istediler. Bu aynı zamanda bir iki defa konu ettiğim gibi şu anda kapanmış olan bazı amatör arkadaşlarımız ya da profesyonel kişiler bilebilir. Süzen Telsizcilik kitabından aldım ben bunları. Fakat tekrar ediyorum, Süzen Telsizcilik ile ilgili şirket ya da tüzel kişilik şu anda şeyde değil, söyleyiniz aktifte değil. Altına da yazdığım gibi yayınlama hakkı radyoamatörleri.com sitesinindir. Kısmen veya tamamen kopyalanıp başka sitede veya neşriyat olarak yayınlanamaz
kaynak gösterilerek Q kodları listesinden alıntı yapılabilir veya link verilebilir şeklinde notumuz vardı orada da. Ben siteyi kuran diğer radyo amatörleri komun kurucularından birisiyim ben aynı zamanda. Dolayısıyla bu siteyi kuran arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulunayım. Onların da müsaadesi olursa ben sizinle paylaşırım bunu. Olur. Ben de buradan bizim grubumuzla paylaşırım. Hay hay, ne demek? Önemli olan daha geniş kitlelere ulaşabilmek. Ulaşılabilmesi. Tabii paylaşım. Paylaşım. Tabii ki. Evet. Ben müsaade isteyeceğim bana. Müsaade ederseniz 9'da ayrılacaktım. Ama daha doğrusu 10'da ayrılacaktınız. Çünkü 9'da bizim program başlıyor. Siz 10'da ayrılacağım demiştiniz bana. Yok. 9'da. Bu doğru. 10'da ayrılacağım demiştim. 10'da. Düzeltiyorum. 10'da ayrılacağım demiştim. Hay hay. İşlediklerimizden soru varsa ben ve Murat Hocam cevaplandırmaktan onur duyarız. Efendim var mıdır? Dokümanı dediğim gibi şey yapacağız. Ben sadece şöyle bir şey ilave etmek isterim. Yani mesela ben mod olarak CW kullanan bir arkadaşınız olarak yani genelde CW ile ilgili olan modlar üzerine daha fazla yoğunlaşmışımdır ama elimin altında mutlaka ve mutlaka çok eski tarihlerde şöyle bir şey vardı. Yani istasyonda bulundurulması gereken bazı materyaller, dokümanlar vardır. Çok sıklıkla kullanmadığım ama karşıdan bana tevcih edildiğinde de böyle tabiri caizse armut gibi bakmamak için elimin altında mutlaka bir Q kodu içeren bir doküman mevcuttur. Önce oraya bakar. Karşı tarafa böyle hani çünkü biz tabiri caizse kısa dalgada havaya çıktığımız zaman sinyalimiz hiçbir zaman için havada kalmıyor. Yani mutlaka bir yere ulaşıyor. Ve oraya çıkarken çağrı işaretimizin ön eki Tango Alfa ya da Tango Bravo ya da Tango Charlie hiç önemli değil. Bir Türk amatörü olarak ülkemizi temsil ederek çıkıyoruz. Orada bir cehaletle efendim suçlanmamak adına ya da böyle bir şeye maruz kalmamak adına elimizin altında ya da ne bileyim işte Q kodlarının İngilizce açılımları, İngilizce bilenler için söylüyorum, ihtiva eden birçok işte tablete yükleyebileceğiniz uygulamalar var. Böyle bir şeyi elinizin altında bulundurulmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Dediğim gibi yani havaya çıktığımız zaman biz kendimiz değil ülkemizin çağrı işaretiyle devletimize vermiş olduğu, bize derken istasyonumuza vermiş olduğu bir çağrı işaretiyle havaya çıkıyoruz. O işaret her ne kadar efendim bizimle bütünleşse de işte Edirne'den Murat Özgül kim tanır kimse tanımaz. Ha, Tango Alfa 1 Papa Bravo Murat dediğin zaman mesela bu camianın içerisinde tanıyanlar çıkabiliyor. Çağrı işareti bizim kendi adımızla soyadımızla özdeşleşmiş olsa bile havaya ne için çıktığımızı neyi temsil ettiğimizi unutmadan havaya çıkmak ve bu Q kodlarıyla ilgili böyle bir nasıl diyeyim cahil pozisyonuna düşmemek için el altında bir Q kodlarının ne anlama geldiğini listeleyen bir dokümanla istasyonda yine Q kodlarıyla konuşayım. QRB olmaksa fayda mülahaza ettiğimin altını çizmek isterim.
Çok teşekkür ederiz. Dalıcılar da ne kadar kafadan deko tablosunu bilse de böyle asetatın içerisine deko tablosunu koyarlar ki yukarı çıkarken böyle cepten çıkarıp bir vurgun yemesin diye. Tabii şimdi artık mertlik bozuldu. Saatlerimiz, bilgisayarlarımız hepsini söylüyor. Ta ki dalış sonrası uçağa binmemeye kadar söylüyor. Ama sonuç itibariyle üstatların dediklerine de uyup bir Q kodları tablosunu istasyonumuzda bir köşeye koymakta yarar var diyoruz. Ramazan Saat derken nasıl bir saat kullanıyorsunuz Volkan hocam? Biz hala böyle analog saatlerle işte ne bileyim. efendim, Q kodu yere düştüğünde siz manipleyi tıngırdamaya devam edersiniz ama dipte bir deko hatası yaparsanız o ciğerlerinizi alırsınız elinize. Efendim, dalış çok ciddi bir konudur. Özellikle dekoyu ve kana karışan o azotun tablodaki yerlerini iyi bilmiyorsanız hayatınızla ödersiniz. Murat Bey, dip bir hayli tehlikeli. Senelerce profesyonel lisanslı serbest dalış yapmış biri olarak, tabii o tüplü dalış bambaşka iş. Dip adamı alır. Onun için kural kanunlara uyunuz. Efendim, amatör telsiz kanunlarına da uyunuz ki keyifle yaşlılık yıllarınıza kadar bol bol arefli kalınız. Valla güzel anlatımlarınızdan dolayı Murat Bey ve Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş öbür konulara geçeriz o zaman, eğer müsait iseniz. Benim başka ilave edeceğim bir şey yok. Eğer Ramazan hocamın varsa bilemem. Ramazan Bey, buyurun. Yok, sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Tamamdır. Ben Bir görüşürüz. dahakine, bir Tamam. dahaki haftaya şeyi paylaşacağım ben de tekrar. Bilgiye ve Q kodlarına ulaşmaktaki anımı, metal yalemi de inşallah bulurum. O çok daha hoş ve güzel Olur. olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür Örnek de ederiz. olması gerekir. Örnek de olacak sanıyorum. Olur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hay hay. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya sizinle görüşeceğiz tekrar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar, hoş sohbetler. Ben Hayırlı belki akşamlar seyirci hocam. olarak kalacağım. Tabii Sessize ki, tabii ki. alacağım mikrofonumu. Tabii ki. Evet. Evet efendim. Tamam. Bu arada aynı zamanda İzmir Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti her hafta çarşamba kendi lokallerinde de buluşuyorlar. Biraz evvel izin istediler. Volkan Hocam dediler. Aslında onların isteğiyle saat tam 22.00'da onlara mikrofonu uzatacaktık. Konu biraz uzayınca biz dediler toplantımıza geri dönelim. Yine programın ilerleyen vakitlerinde buraya gelecekler. Burada bizlere de katılacaklar. Efendim, o zaman sona almayı düşündüğümüz şeyi biraz başa doğru çekelim. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Türkiye genelinde ARDN altyapısını kurmaya çalışıyoruz. Sağ olsun şu an harita üzerinde call sign'lara bakıldığında ne yazık ki daha hala bir derneğimiz gözükmemekle birlikte bunu kınamıyoruz, söylüyoruz. Sadece olurlarsa gurur duyarız. Bir üniversitemiz, bir okulumuz ve birçok da amatörümüz şu an ARDN'de haritada yerlerini aldılar. Şimdi ikinci örümcek ağını örmeye başladık. Yani arka taraftaki VPN hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta bayramda çok güzel bir örnek gördüm. Bunu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Üçüncü bölge derneğimiz geldi mi? Ben geldi diye gördüm biraz evvel ama Ali sen mi aldın içeri? Geldilerse eğer onlara vereceğim hemen mikrofonu. İzmir Tıraç yetkililerimiz burada mı? Geldiklerinde lütfen söz alsınlar. Hemen sözü bırakabiliriz. Efendim şöyle, ben önce bir resmi bulmaya çalışayım. Bayram dolayısıyla sağ sağ sağ. Evet. Bir yurt dışı fırsatımız oldu. Tabii biliyorsunuz amatörler yere bakarak yürümezler. Efendim yürürken bir anda tabii bir yandan da çoluk çocuk oradayız. İşte internet var, internet yok. Bir anda ekranda şey gördük. I love Tiflis diye bir şey gördük. Ya nedir bu, nedir bu? Bağlanalım. SSID'si I love Tiflis olarak var. Ve hemen arkasında da şifresiz bağlandığınız anda internetiniz açılıyor.
Efendim uzun süredir ARD'de, Türkiye'de bayrağını salladığımız konu buydu. Hatırlarsanız geçtiğimiz programlarda, özellikle depremden sonraki 3 programımızda dedik ki devlet yetkilileri her çökmüş binanın yanına bir tane Wi-Fi verici ve hemen bunun arkasına bir switchle uydu neti, yani uydudan interneti de indirdiği anda o bölgede cep telefonu çekmese dahi cep telefonlarının Wi-Fi'dan görebilecekleri bir SSID. Bu AFAD olabilir, ARDN olabilir, bana bağlan olabilir, seni hayatta tutacağım olabilir, önemli değil. Aynı Tiflis'te olduğu gibi. I love Tiflis. Yanında da kilit işareti yok. Yani hemen denenebilecek bir hat ve denediğinizde de internetiniz geliyor bütün şehrin içerisinde. Ve bunu daha belki programlarda paylaştığımda biliyorsunuz Türkiye'de şey var, nedir adı, bütün statlara girip çıkabilmeniz için taraftar kart var ve ismi yanlış mı söyledim, neydi onun şeyi, Pasolik, yok ne, özel bir kart basıldı. Bu projeyi Türkiye'de NETAŞ yaptı ve stadyumlarda daha evvelki programlarda paylaştığım Cisco Wi-Fi ünitesi bu sol tarafta gördüğünüz üniteler. Gördüğünüz gibi üzerinde ciddi 3 adet anten var. Bunlar yüksek kazançlı. Şu an bilişim sektöründeki en kaliteli, en uzağa yayın yapabilen ve mesh yapıyı destekleyebilen, bildiğim kadarıyla 5 artı 2.4 her iki frekansta da çalışabilen, bizim de ARDN altyapısında muadillerini kullandığımız bir şey. Bütün caddelerde bunlardan var. Birinci cihaz bu. Bu cihazı özellikle gösteriyorum. ARDN'nin dışında devletimiz de eğer AFAD'ın altında böyle bir yapı düşünüyorsa doğru cihaz burada gördüğünüz cihazdır. Bizlere ulaşırsanız biz size bunlarla ilgili herhangi bir satış zaten yapmıyoruz. Dokümanlar sağlarız. Doğru cihaz bu. Ve bütün stadyumlarımız bu cihazla donatılmıştır. Şimdi direğe bakıyoruz. Bu arada aşağıda Hikvision'ın çok ucuz kameralarını görüyoruz. Doğru mudur? Şehir izlemede doğru kamera, bunları detaylarını veriyorum. İleride ARDN'de rölelerimizin kurulu bulunduğu tepeleri izleyeceğiz. Kameralar kuracağız. Kameralardan video konferanslar yapacağız. Bu iş biraz dibe gitmeye başladı. Sağ olsun 45 istasyonuz ama yakın bir, en azından 1-2 ay içerisinde bu 100 küsur istasyona gelecek. Bunu da güzel haberlerini vereceğim önümüzdeki günlerde. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz Hikvision'ın IP kamerasıdır. Fakat yukarıda gördüğünüz kamera, şu an kaç kişiyiz? 32 kişiyiz. Bu kameranın marka modelini bilen var mı? Bakın bu gördüğünüz bir kamera. Ve Türkiye'de sadece şeylerde, efendime söyleyeyim, limanlarımızda ve söyleyeceğim bir kurumumuzda daha kullanıyor. Efendim bu kamera Mobotix diye bir kamera. Kamera özellikle dünyanın en büyük ve en iyi izlenebilen kamera sistemi Londra'dır. Londra'da Davis diye bir kamera kullanılır. Bu kameraların özelliği içinde öyle bir çip var ki kendiliğinden akıllıdır. Ve bu Mobotix kameralar zamanında Orman Bakanlığı'na biz önermiştik. Bir türlü kabul etmediler. O zamanlar ISDN ve fiber optik girişleri vardır bu kameranın direkt arkasında. Bu kameranın özelliği, bu kameraya bir şey gösterirsiniz. Dersiniz ki bu olduğu zaman bize haber ver. Yani bir yerde duman çıkarken, daha yangın olmadan size haber verir. Bu kameraya bir silah gösterirsiniz. Bu mekanda silah çekildiğinde bu kamera size haber verir. İnanılmaz akıllı bir kameradır. Bunu niye söylüyorum? Mobotix ileride seçeceğimiz doğru kameralardan biridir. Wi-Fi, bakın bu doğru seçeceğimiz ARDN altyapısında geniş alanda atımı çok, birbirine trunk sistemi olan mesh yapıları destekleyen 2.4-5 GHz çalışan cihazlardır. Diğer direğe geçelim. Bu arada İzmir bölgemiz geldiği anda beni lütfen uyarsın. Hemen mikrofonu onlara verin. Geldiniz mi? Volkan Bey merhaba, geldik. Hemen abi top sizde. Ben geri alayım şeyimi.
Çünkü bizimki devam eder ARD'ne. Efendim arka tarafta ben şimdi İzmir'in bu hafta sonu yapacağı güzel aktiviteyle ilgili görselini de paylaşacağım. Ve mikrofonu Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir şubemize bırakıyoruz. Evet efendim tekrar hoş geldiniz. Buyurun söz Hoş sizde. bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Vallahi teşekkür ederiz. Bizim kusura bakmayın Hüsamettin Bey şu an toplantıdalar onlar. Malum hafta sonu güzel bir organizasyon var. Evet. Biraz yoğun geçiyor bizim. O yüzden ben katılmak istedim. Kendimi tanıtayım öncelikle. İsmim Burak. Tango Bravo 3, Otel Bravo Alfa. İzmir Şube Başkan Yardımcısıyım. Valla katılabilecek tüm amatör dostlarımızı bekliyoruz. Cumartesi günü için güzel bir çalışma hazırladık, güzel bir etkinliğimiz var. Sabahtan akşama kadar sürecek. Güzel projeler düşünüyoruz, bakalım. Valla Her şey. şöyle söyleyeyim, öncelikle tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz İzmir Tıraş bölge seçimlerinden önce her iki grubu da bu programa davet etmiştik. Her iki gruba da mikrofon vermiştik. Öncelikle başarılarınız ve yapacaklarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Ve hemen de bir fark yarattınız. Efendim o gün sabahtan itibaren çok da güzel bir içerik hazırlamışsınız. Nasıl geçecek bir akışı direkt sizden alalım. Ben arka tarafta sunumu paylaştım. Saat 12'de şehir dışından gelecek misafirlerimiz de olacağı için biraz erken başlatmak istedik. Saat 12 gibi toplanacağız. Ama aslında resmi hepimizin işte toplanıp buluşacağı ve konuları görüşeceğimiz kısım saat 6 itibariyle başlayacak. Şey anlattığınız Hem QO100 uydusundan bahsetmek istiyoruz. O gün bununla ilgili çalışmalar yapmış dostlarımızı da davet ettik. Biliyorsunuz Tango Charlie 3, Eko Charlie grubumuz var. Bunlar Loro Meistarstik üzerinde güzel çalışmalar yapıyorlar. O konuda da biz hem dernek olarak onlarla birlikte çalışıp bu şeyi geliştirmek istiyoruz. Bu ağı da genişletmek istiyoruz. harika. ARD ile ilgili biraz biz de sizin kadar olamasak da tabii Volkan Bey. Ne demek Kendi ya? tecrübelerimizle burada bir şey yapmak istiyoruz. Bir yandan atlamayayım diye programı ben de kontrol ediyorum. Valla folk sound üzerine hep konuşuyoruz ama Türkiye'de genelde çok yapılmayan bir şey var. Bunun eğitimini verip burada bizim dernek binamızın alanına müsait olduğu için bununla ilgili de kısa bir çalışma yapmak istiyoruz ve tanıtım yapmak istiyoruz açıkçası. Çok güzel. Tango Charlie 3, Eko Charlie grubu bu arada yine bir şey yapacak. Onlara da bir köşe ayırdık. Onların talepleri oldu. Anten hesaplamaları nasıl yapılır? Kısıtlı imkanlarla anten nasıl yapabiliriz? Gibi konularda da bize destek olacaklar sağ olsunlar. Vallahi heyecanlıyız. Güzel şeyler olacak. Harikasınız. Hemen diğer bölüme geçiyorum. Ben yazıları da burada gözüksün. Çünkü o güne kadar herhalde bir 60-70 kişi bizi kayıttan da izliyorlar. Ben yarın sabah erkenden bu yayını bizim YouTube kanalına da koyacağım. Bir de Pardon böyle Volkan güzel Bey. bir çizim yapmışsınız. Buyurun Murat Bey. En baştaki ilk slaytınıza dönebilir miyiz? Tabii ki hemen. Buyurun. Amatör olan olmayan ve hevesli tüm dostları aileleri ile beraber görmekten mutluluk duyarız. Şimdi biz Doğru. sap olarak gelemiyor muyuz Murat Bey? Çok özür dilerim. O cümleyi ben kullanmayı çok sevmiyorum ama tabii ki başımızın üstünde yeriniz var. Onu biz şunun için istedik. Bu arada onu ben hatırlatmanız için çok teşekkür ederim. Onu özellikle şunun için vurguluyoruz. Latife olsun diye söyledim canım. Yok yok. Ama iyi yaptınız. Güzel bir konuya değindirdiniz beni şimdi. Şimdi amatör olan ama mesela eşini, çocuğunu bu hobiden uzak tutan ne yazık ki amatörlerimiz de var. Belki biz onlardan da birkaç kişiyi böyle bir özendirip kandırabilirsek yeni amatörler de kazandırabiliriz diye düşünüyoruz açıkçası. Bir de asıl güzel olan kısımdan bahsetmek istiyorum. Volkan Bey açmışken. O gün bir de aslında bit pazarı gibi demeyelim ama amatörlere yönelik yine ürünlerin satılacağı daha uygun fiyatlı belki sahip olunacağı bir şey de yapmak istedik. Bir alan da yaratmak istedik. Sağ olsun arama kurtarmalardan da katılacak arkadaşlarımız var. Hep
herhangi bir durum olduğunda sağ olsun biliyorsunuz afet durumlarında yükün en büyüğünü onlar çekiyorlar. Onlara da yer verdik. Onlardan da birkaç arama kurtarma ekibimiz stand kurmak istediler ve bizi çok mutlu ettiler. Zaten Tafat'ın da biliyorsunuz rolesi var. İzmir üzerinde onlar da role çalıştırıyorlar ve bizim erişemediğimiz yerde onlar rolelerini çalıştırıyorlar. Onların ulaşamadıkları yerlere biz ulaşıyoruz. Vallahi güzel bir birliktelik olacak bakalım. Vallahi bu bildiğim kadarıyla da bir ilk. Yani bu kadar etraflıca böyle standlı, yerli ve organize olunmuş. Yani dernek olduğu için field day gibi değil. Kapalı da mekanda değil. Konularımız çok. Vallahi tebrik evet. ederim. Çok güzel. Vallahi inşallah yüzümüzün akıyla çıkarız. Diyorum ya biz çok heyecanlıyız. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi belki Türkiye'de ilk defa yapılacak bir şey yapıyoruz şu anda. Bu kadar detaylıca hesaplayıp planlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi içeriğimiz çok. Biliyorsunuz bizim amatörlükte de konunun ucu bir gittiği zaman önünü de alamıyorsunuz. Bir saat planladığınız şey iki saate çıkabiliyor. Siz daha tecrübelisiniz tabii. Daha iyi anlarsınız bize. Yok yok estağfurullah. Valla ben bu şeyi görünce haritayı senelerce işte Dayton'a gidip gelirken oradaki haritayı ve şeyi görünce oh dedim. Türkiye'de de yavaş yavaş bu iş başlıyor. Ve ben zaten hep diyordum. Bir ilk fuarı biz yapalım. Yani biz dediğim hep birlikte bu grup olarak yapalım. Bu kafa birliği evet, yapalım. Yani yoksa amatörce sohbetlerden bahsetmiyorum. Ve bunu ilk haritayı siz çizdiniz. Daha evvel böyle haritayı ben görmemiştim. Şimdi inanıyorum ki bugün sizin bu fuar şeye katılan, organizasyona katılan telsiz ile ilgili iştigal konuları Türkiye'nin belli 3-4 tane ithalatçısı var. Onların da olduğu bir de bit pazarı gibi oraya doğru gidiyoruz. Vallahi önü çektiniz. Ben bir İzmirli olarak gurur duyuyorum. Yine yaparsa İzmirliler yapardı. Teşekkür ederiz. Hadi biraz ortak. Vallahi böyle bir durum var. Emin abi stand açacak mı acaba ya? Ne olacak lan? Emin abi stand açacak mı orada? Abi bak boş yerler görüyorum orada mesela. Abi Emin Bora Demirel bütün bu alanı verirlerse sığar oraya. Valla ben Emin alınmasın birkaç sohbetimde şey dedim. Emin eteklerini silkelese 20 dernek kuracak kadar istasyonu var. Yedekleriyle birlikte bir de. Valla sen şimdilik yani diyoruz ya heyecanımız yüksek. Ama şey yani bir kusurumuz olursa şimdiden affola. Çünkü biz de hani ilk defa bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel tecrübeler kazanıp seneye daha güzelini inşallah yapacağız. Belki daha renkli geçecek. İnşallah neşeli günlerimiz, neşeli zamanlarımız olur ki daha güzellerini yaparız hep birlikte. Amatör olan olmayan yine söylüyorum. Herkesi davet ediyoruz ve bekliyoruz. Sonuçta yaptığımız hobinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, aslında güzel tarafları da olduğu kadar ne çileler çektiğimizi de insanlar görsün istiyoruz. Bakalım. Güzel bir şey yapmışsınız. Sizden ricam lütfen kameraya alınız. Bir sonraki programlarda lütfen yer ayıralım. Neler oldu, neler yaşadık, neler gördük. Burada bu güzel aktiviteyi de görselleriyle, resimleriyle, videolarıyla bir programda paylaşalım. Siz gelmiyor musunuz? Ya beni şimdi çok istiyorlar. Ben de gitmeyi çok istiyorum ama bir yeni geldim. İki ince bir konu var. Onunla ilgileneceğim. Yine şu an çok gitgellerdeyim. Abi Murat Bey geliyorsan hadi gidelim. Valla sana bağlı diyeyim ben. Abi biz bir istişare edelim yarın. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk QO100 kayıştığı aktivitesini yine amatörce sohbetler grubu olarak yapmıştık. Çok sevdiğimiz eski dostlarımızla birlikte tam tamına 110 kişi bir araya gelmeyi becermiştik ve resim çekilmiştik. Sizden istirhamımız lütfen bütün bu grup bir resim çekilin sonra da kafaları sayın. Bizi çok çok tamam. geçeceğinize eminim. Sayılar artsın ki bu bir rekabet olsun. Şu an hedef aynen. 111 bu kadar. Valla Volkan Bey hep biz şunu amaçlıyoruz aslında. Biz ilk yanınıza katıldığımızda da bunu söylemiştik. Yanlış anlamayın sakın söylediğimi ama hep genelde kötü örnek alıyoruz ama biz bunu bir iyilik hareketi olarak başlatıyoruz. İnşallah başka illerde de bu şekilde devam etsin. Aslında hep aklımızda gönlümüzde yatan şey bu. Biz de İstanbul'a gidelim örnek veriyorum. Ankara'ya gidelim, Kayseri'ye gidelim belki Antalya'ya gidelim.
Bunu amaçlayarak hep bu yola çıktık. O yüzden diyorum inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz Allah ve güzel bir şey yapmış oluruz. Bu arada YouTube'dan biz de ara ara canlı yayın açacağız. Drone çekimlerimiz de olacak. Onlarla ilgili aslında şu an toplantı yapılıyor içeride. Nasıl güzelleştirebiliriz diye. Küçük röportajlar yapıp bunu bir editlemek istiyoruz. Hepsinden tabii ki size de ulaştırırız. Afettin Bey gelecek mi acaba? Hüsamettin Bey'e bir bakalım. Yok, eğer... Şerafettin Bey. Hüsamettin Bey zaten gelecek. Hayır, ben içeriden şu an yayına katılacak bir gibi anladım, özür dilerim. Hüsamettin Bey zaten gelecek de Şerafettin Bey gelecek mi? Şerafettin Bey katılacak diye biliyoruz zaten, ama. Kendisi zaten burada. Burada şey. Tamam işte ben zaten topu ona attım. Biri beni mi anıyor? Kulaklarım çınladı. doğrudur. Volkan Bey gelirse gelirim. Bak. Hadi bakalım. İbret size döndü şu an. Aynen. Ben bir sürpriz düşünüyorum. Bir Adem Bey'e söz vereceğim. Sonra bir sorum var yalnız size. O çünkü önemli bir konu. Biraz evvel Bergama için de çünkü arkada yazıştık bu konuyu. Nacizane. Çünkü önemli bir konu. Adem Bey buyurun. Evet. Volkan Bey ben bir şey hatırlatayım. Buyurun. Belki ben saymadım şu an ama belki 10-15 senedir ben derneğe gitmiyorum. Belki de daha fazladır. Şeref Bey bir iki dakika Adem Bey'e söz vereceğim. Söyleyeceğim konu da bunlarla alakalı zaten. Çünkü ciddi bir bayrak sallıyorlar. Zor bir bayrak sallıyorlar. Dur geleceğim bayrak. Abi. Şimdi açtığınızı açacağınızı pişman etmem. Merak etme. Çünkü ya çok naif evet. Bir konu. Bakın Şeref Bey çok doğru bir şey istiyor. Geleceğim ama ona. Adem abi sizdeyiz abi. Evet eyvallah. Arkadaşlar öncelikle kutluyorum. Bu bir başlangıç olur en azından. Öyle zannediyorum. Çünkü işte bizim bildiğimiz her sene gittiğimiz hem radyo olsun veya büyük pazarlar olsun. Onlar da zaten İşte atıyorum 40 sene önce, 50 sene önce bu şekilde başlamışlar. Anlatabiliyor muyum? Yani birkaç stand açaraktan, derneklerin orada birkaç masa açaraktan böyle başlamışlar. Şimdiki gelen durumu bilebiliyor musunuz? Evet. Yani sadece Almanya'dan değil, bütün ülkelerden geliyorlar. Ve bunu senede bir sefer oluyor gerçi ama ve bu bir seneyi iple çekiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani her seferinde burada bulunmak istiyorlar. İnşallah belki İzmir olmayabilir veya belki atıyorum Ankara olmayabilir ama bizim için, Türkiye için en yakın veya en uygun olan yer İstanbul derim ben. Eğer hem radyo gibi bir yer İstanbul'da açılırsa buraya gelen bütün dünyadan gelen insanlar aynı o şekilde de Türkiye'ye de gelir. Çünkü dünyanın ortası Türkiye. Evet. Bu bir. İkincisi şey diyeceğim. Biraz önceki ankette gördüm galiba. Orada bir uydu yarışması mı var? Öyle bir çalışma mı var? Yoksa ben yanlış mı gördüm? Nerede? Box Hunter var. Yok, öbür tür şey değil. QO100 var abi, QO100 var ortada. QO100 uydusuyla ilgili biz de çalışma yapıyoruz. Eğitim ve yarışması yazılmış da oraya, onun için soruyor Adem Bey. Doksant yarışması aslında QO100 uydusu eğitimi olacaktı o, evet. O bizim şeyimiz yazım hatamız olmuş. Anladım, tamam. Yani uyduya da çıkılacak mı o gün yoksa? Valla o gün kurup aslında çıkmak istiyoruz. Hazır bir cihazımız var. Biz kendi cihazlarımızı o gün de aktif edeceğiz. Bakalım eğer ortam şartlar dediğim gibi biz de acemisiyiz. Yeni yeni kuruyoruz cihazlarımızı. Eğer istasyon kurulacaksa zannedersem bu özel çağrı şartından havaya çıkacaksınız galiba. Evet güzel. Ve oranın lokitası da bellidir. Lokitası yani uyduya çıkılacaksa bu şekilde sizin çok bir paylap olacağını zannediyorum. Çünkü sizin bulunduğunuz yerden veya o lokitadan bu zamana kadar havaya çıkılmadı galiba.
Evet, çıkılmadı evet. İlk olacak. Evet. İlk olacağı için paylapa girersiniz, onu söyleyin. Evet. İzmir'den havaya çıkan olmadı hiç Adem. Hayda, bu ne ya? Neyse. Anlayamadım Şerif abi, bir daha söyle. İzmir'den havaya çıkan olmadı hiç uyduya. Anladım. Yani üçüncü bölge olarak var da İzmir'den yok herhalde. Evet. AM-38 olarak hiç yok. Evet şu an. Tam locate'i şey yaparsanız istasyonun bir yere de yazın. Eğer öyle bir çalışma olacaksa ikide bir locate'ınızı söylemeniz gerekiyor uyduda. Evet. KM-38. Şerif hocam son karar nedir? Aa, dedim ya Volkan gelirse gelirim. Yoksa niyetim yok yani. Bütün ibre ya, çok özür dilerim. İlginç de bir şey oluyor şu an. Ama ben yine konuyu dağıtmayacağım. Amatörce sohbetler WhatsApp grubunda biri bir şey paylaştı. Moderatör uyuyor mu? Yöneticimiz uyuyor mu diye orada yazıyorlar. Ya dedim izin verin. Programı yapıyorum öbür tarafta. Oradayım. Tamam bakarız. Bir şey varsa da yasaklarız. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bakmadım. Hadi konuyu saptırma. Zapping yapma. Yok konuyu şey yapmayacağım. Orada yine üçüncü bölgenin aktivitesiyle ilgili bir şey paylaşılmış. Ben de konuyu anlamadım aslında Volkan Bey. Bir arkadaş abi maksatla de paylaştığı ki, için mi kızmışlar? Abi Alp Gürsoy Yaşatan Beyler bir görsel paylaşmış. Üçüncü bölge amatör arkadaşlarımızın bilgisi olsun diye. Ben de konuya bakmadım. Ya dedim ne derdiniz varsa programa gelin orada tartışalım direkt canlıda. Bir şeylere kızmışlar. Bakacağım şimdi. Gönül alacağız. İşimiz gönül almak efendim. Zaten soracağım soruda Şerafettin Beyleri de katarak Tıraç İzmir şubemizin yöneticilerine. Efendim biliyorsunuz Tıraç İzmir şubesini ilk kuran insanlar var. Bu kişileri tanıyor musunuz? Öncelikle öyle söyleyeyim. Yaşım itibariyle benim hem aile dostum hem keyif aldığım İzmir'de yaşadığım yıllarda da hep gidip geldiğim kişiler. Tanımaz mıyız? Başta Ömer. Yani ben derim ki nacizane küslüklerin yok olmasına istinaden bir Ömer Yardaş'ı, bir işte Şeref Beyleri uzun süredir ayağını biraz tıraçtan kesmiş kişileri bir davet edip güzel bir kahve ve çay eşliğinde neden ayakları kesilmiş bir bunları konuşmakta fayda var diyorum. Volkan Bey, Şerafettin Bey'e zarfı biz niye attık? Hayır, ben biliyorum, biliyorum. Şimdi Şeref Bey de bir şeyler diyecek ama hep bunu söylüyorum. Hocam aslında şartlar mesela uymuş olsaydı ben Ömer'in koluna girer götürdüm Ömer'i ben yani. Ömer senin kadar cankuşunsa benim kadar da cankuşum. Biliyorum, biliyorum ama kalbi böyle naif, ince, melek ya gibi Ömer, bir adamdır. Ömer başka yani, şey. Ömer'i terse döndürdüyseniz yani. Bilin ki sizde bir sorun var. Ama ben bu yönetime söylemiyorum. Bu vesileyle hala hayatta olan Silent Gear olmamış eski amatörleri de mümkün olduğunca bütün aktivitelere davet etmek biz yöneticilerin sorumluluğu diye görüyorum. Lütfen atlamayınız. Bergama için ben önermiştim. Biliyorum şu an biraz sağlıkla ilgili başka problemlerle ilgilenmek durumunda. Belki gelemeyecektir ama davet etmek bizim tarafta kalsın. Not aldık. Rica ediyorum. Aslında söylemiştik bunu. Biz seçimi kazandıktan sonra aslında ilk yapmamız gereken şeylerden biri de şuydu. Tıraç geçmişi olsun olmasın. Bölgedeki bütün eski amatör abilerimizi, amcalarımızı diyeyim belki de daha da uygun olur. Hepsini aslında bir... O kadar da değil canım. Hayır. yani alınıyorum valla. Tamam, 60'ı geçtik galiba. Ama amca falan da değiliz yani. Tamam. Abilerimiz olarak düzeltiyorum. Hepsini aslında bir ziyaret edip hepsiyle bir çay içip kahve içip sohbet etmek hep planlarımızdaydı ama maalesef biliyorsunuz hayat akışı bazen müsaade etmiyor. Bu organizasyonu planlarken bile işte biz seçimi unutmuştuk, seçim sonrasına denk geldi, bayram girdi vesaire bayağı sıkıntılarını yaşadık. Ama Volkan Bey'in dediği o şeyi hep not alıyoruz. Hatta şimdi notlarımızı ekleyeceğiz. Efendim bizi kayıttan dinleyenler için küçük de bir bilgi verelim. Efendim Ömer Yardaş, TA Kolbuğu, Türkiye'deki TA Kolbuğu
yaratıcılarından ve senelerdir aralıksız olarak herhalde bir 20 küsur 30 küsur seneye geldi. Bu vesileyle çağrılmasını rica ettik. Bunu da burada söylemiş olalım. Efendim girişimlerinizden dolayı tebrik ediyoruz. Cidden ben gelmek için biraz şartlarımı zorlayacağım. Eğer gelirsem de zaten dostlarımızla birlikte orada olacağız. Hemen önümüzdeki ayda biliyorsunuz yine Bergama'da evet, çok güzel bir çalışma olacak. Onun da görsellerini önümüzdeki hafta paylaşacağım. Bazı küçük şeyler vardı, rötuşlar vardı. Bana tabii önceden geliyordu. Efendim Ege bölgesindeki Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin bütün faaliyetlerini canı gönülden buradan tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Bursa Tıraç'ın bütün faaliyetlerini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Yüdaverdi Bey'in öşliğinde Tıraç olarak 5-6-7 Tıraç bölgesine full destek veriyor. Yüdaverdi Bey'e deli teşekkür ediyoruz. Ve yine diyoruz ki bu saydığımız bütün bölgelerin başkanlarının oluşturduğu yeni bir yönetime de %1100 destek veriyoruz. Tabii bu kızdıracak yine bazı kişileri ama değişim önemli. Genç, bakın görüyor musunuz? Gencecik adam arka tarafta nasıl gülüyor? Diyor ki yeter Volkan abi bitir de ben alayım. Abi böyle sohbetleri bugün hemen devre. Volkan makaslayacağım bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Peki söyle abi, burası zaten belliydi. Şeref Bey istediği için boynum kıldan ince söyle abi. Şimdi burasını makaslayacaksın. Tamam. Dur o zaman şöyle yapayım bir dakika. Efendim birazdan yine geri dönüyoruz. Efendim biz böyle arada da atış serbest yapıyoruz. Heyecanla bu arada ne konuştular, başta sonda ne konuştular diyen dostlarımızla programa davet ediyoruz. Neler konuşmadık ki neler. Efendim yine konumuza dönersek. Derneğimiz 60 küsur seneyi geride bırakmış değerli bir dernektir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti şu an hakkın rahmetine ermiş birçok değerli büyüklerimiz tarafından kurulmuştur. Ne mutlu ki bize biraz evvel saydığım bütün şubelerin güzel aktiviteleriyle son 2-3 senedir merkez yaptı oldu değil, şubeler yaptı da oluyor işteyle gidiyor. Bunun çoğalmasını ve gencecik arkadaşlarının bu bayrağı yaşlanmış bizlerden almasını bir kere daha tebrik ediyorum. Canı gönülden destekliyorum. Eğer fırsatlarımız olursa inşallah bu cumartesi günü İzmir Tıraç'ın yanında olmaya çalışacağız. Önümüzdeki ay kesinlikle Bergama'da varız. Bergama'ya da bekliyoruz. Efendim İnşallah orada da görüşürüz. Projektörlerimizi, perdelerimizi, sunumlarımızı, jeneratörlerimizi, HF'lerimizi, ARDN'lerimizi, mesh tasdiklerimizi, loralarımızı alıp geliyoruz. Tıraç'ın yanındayız, arkasındayız bütün dostlarımızla. Valla iyi ki vardınız. Çok da güzel tamam oldu. Biraz evvel grup bile karıştı. Üçüncü bölgeye münhasır bir indirim yapılmış. Biraz evvel evet, ben grupta da yazdım. Kardeşim yarın o firmanın yapacağı indirimli cihazı bana gelin söyleyin. Diğer ithalatçılar da sevdiğimiz dostlarımız. Söyleriz aynı fiyata onları da sağlarız. Yani vaada biz mi vermedik? Yani hadi gari. Volkan Bey şeyi söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi değişim konusunda söylemiştiniz ya değişime ihtiyacı var diye. Şimdi evet, ben yaklaşık 5 senelik amatörüm. Dernekle tanışmam da hemen hemen 2 seneye buluyor. Ya ben şeyi fark ettim. Evet hiç genç yok aramızda. Şu an derneğin en genç üyesi benim ve yönetimde bulunuyorum. Hani genç olmamasının sebebi belki bu dediğiniz kısımdan kaynaklıdır ama gençleri çekmek de reklamla gerçekten çok önemli. Ben ilk başladığımda 9 Eylül, TC 9 Eylül diye bir çağrı şartıyla başladım ben HF'e. Ve o HF'de ben kendi işte Tango Alfa 3 Kilo Hotel Delta diye bir Instagram hesabı oluşturup onun üzerinden canlı yayınlarla başladım. Ne güzel. Daha sonra YouTube'a geçtik, canlı yayınlara geçtik tabii ekstra ama benim çevrem, amatör telsizciliği gerçekten benim çevremdeki arkadaşlarım bu şekilde öğrendi. Ve şu an Ege Üniversitesi Arama Kurtarma ekiplerinin başındaki arkadaşlarımın hepsi amatör telsizci. Çok güzel. Bunu kullanmak gerçekten çok önemli. Sosyal medyanın gücü diyorlar ya, gerçekten çok önemli. Hani diğer yönetici şeylerimiz de buradaysa, abilerimiz de buradaysa onlara da şey yapmış olayım, söylemiş olayım. Bursa şubemiz mesela çok güzel kullanmaya başladı bu durumu. Biz zaten keza artık önümüze gelebilecek bütün her şeyi sunuyoruz. Az önce açtığınız görsellerin hepsini biz burada kendimiz yaptık mesela. Tek tek birer birer. Kroki'yi Google Maps'ten çekip öyle şey yaptık.
ne kadar çok görsel hafıza o kadar çok iyi, ne kadar çok genç kitle o kadar çok iyi diye düşünüyorum. Valla çok doğru şeyler söylüyorsun ve işin ilginç tarafı... İhtiyarlar şimdi... bizim aktiviteye gelmesin mi demek istedi? Ben şu an tam aksine. Bir de Murat Bey, şimdi genç arkadaşımız böyle güzel şeyler söyleyince gözümde bambaşka bir şey canlandı. Bundan ta 41 sene evvel ben 16 yaşındayken, kule dibinde üyeyken beni dernek yönetimine... İşte neciydim bilmiyorum, ya yazıcıydım ya bir şeyydim hatırlamıyorum bile. Aziz Şasa beni dernek yönetimine almıştı. Eğer o kaybolan, neden kaybolduğu da hala bilinmeyen evraklarımız vardır bizim. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. O evrakları bulursanız Tango Alfa 1 Charlie Bravo Kilo bugünkü TA1DE, ben senin 16 yaşındayken dernekte yönetim kurulundaydım. Ve o zamanlar işte dernek şeylerine, seçimlerine, şube seçimlerine polisler geliyordu. Hiç unutmuyorum. Daha genceciyim. Oraya buraya gitmiyorum. Derneğe gelmişim. Yanımda Aşir abi var. Rahmetli eşinin güzel kekleri var. Upuzun Yusuf Kadıoğlu var. İçeride Hüseyin Bey bize manipleyi kafamıza vuruyor. İşte toplantı yapılacak, seçim yapılacak. Polis gelmiş içeriye. Masada bir tane polis var, sivil polis. Ben tırsa tırsa dolaşıyordum. Yani anlatabiliyor muyum? Bugün ise çok farklı şeyler yapmanın derdindeyim. Şimdi sende de şunu görüyorum. Evet, gelecekte cidden Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak yönetimlerde olacağını görüyorum. Yenilikçi olacağını görüyorum. Bugün hasbelkader bütün Türkiye geneline kurmaya çalıştığımız TCP/IP altyapısını çoktan zaten kurmuş bitirmiş olacağını görüyorum. Canı gönülden. Şimdi böyle olunca Volkan Bey, Hüseyin Bey bu arada bizim sekreterimiz şu an. Evet. Şube sekreterimiz. Tamam işte, ben de neydim bilmiyorum. Ben zaten onu söylüyorum. Şu yeni yönetimde Hüdaverdi Bey olsun, İzmir olsun, Bursa olsun, hep böyle hareketli ve iş yapanlar, siz bir alın. Bana da deyin ki ya bu adama da tıraç kapıcısı. Yemin ediyorum full destek yanınızdayım. Yani ama şöyle bir şey, titre gerek yok. Gerek gönülde o olsun. Çünkü Türk amatörlüğü kazansın. Başka bir şey istemiyoruz. Ve inanın biz sizlerle birlikte Türkiye'de biraz evvel Adem Bey'in söylediği hem fuarını yapacağız. Yani bugün yarın. Ama bunun için biraz evvel yine senin söylediğin çok önemli. Çünkü benimle ilgili suçlamalarda da şöyle söylüyor. Medyatik şeyini, varlığını kullanarak... Tabii kullanacağım, aptal mıyım ya? O kadar okumuşuz, görmüşüz, eğitilmişiz. Tabii ki kullanacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar kayıt altında olsun. Bunlar güzel, kendimizi öz eleştiriyoruz. Lütfen kimse alınmasın. Kimseye kötü bir şey söylemiyoruz. Burada medyayı kullandığımızda emin olun, devlette bizim konumuzla ilgili bizi denetleyen otoriteler bu programları izliyorlar. Ve o zaman diyorlar ki, biz amatörleri böyle olduğunu bilmiyorduk. Hep saçma sapan şikayetlerle başlarına dert açan bir cüruh olarak görmüşler. Ama bunlar değişiyor. Nasıl değişiyor? Yarışmalarda yumruk sallıyoruz. Satışlarda rakamları deliyoruz. Beraberliklerde bir aradayız. Depremlerde bir aradayız. Altyapılarda bir aradayız. Girip bir baktınız mı? Bakın geçen hafta ben yurt dışındayken tam da döneceğim gün bombalamalar başladığında İsrail'den bahsediyorum. İsrail'de bulunan bir arkadaşıma dedim nasıl durumlar, nasıl olayım dedi, bomba geliyor ya dedim, nasıl korunacağımı söyle öyle korunayım. Ya cidden çok vahim bir şey ve geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz ve kendisi amatör değil bu arada, benim de ilkokul arkadaşım, Nişantaşı'ndan ilkokul arkadaşım ama İsrailli adam orada, yani biz hep dostuz, hep iyiyiz. Dedim ki ARD'ne bir yapı var, IT'ci çünkü çocuk. Ne yazık ki dedim, İsrail'de şu an 3 istasyon var. Bak dedim, Türkiye'de 45 istasyon oldu. Yunanistan'da 1 istasyon var. İspanya'da, İtalya'da daha ona zor geldiler. Yani Türkiye'de cidden bir şeyin ucunu tuttuğunuz zaman böyle alevlerle büyüyor. Şimdi genç olarak sen tabii bizden daha enerjiksin. Sen tutsan Allah Allah sesliyle geliriz. Evet, bu kadar konuşmaya Şeref Bey, cumartesi gidiliyor gibi gözüküyor. Murat Bey, geliyor musunuz? Vallahi ben Şeref Bey'e katılıyorum.
Valla ben aslında biraz off the record Hayri Bey'i görmeye geleceğim. Nasıl, iyi mi değil mi? Çünkü ben çocukluğumdan beri tanıdığım insanlardan da biri yine. O zaman çocukluk bugün geveze olduk. Yapacak bir şey yok. Hala konuşuyoruz. Bülbül suyu içirmişler. Aziz Bey'in işi çok zor. Aziz Bey'in işi çok zor. Nasıl susturacak beni bilmiyorum. Ya onu da çok seviyorum. Geliyor mu Aziz Bey? Bir onunla da bir öpüşsek. Davetiye gönderdik birçok şubemize. Genel merkezimize dolaştı. Gelsinler ya. Katılmak isteyenleri bekliyoruz. Tabii. Öyle söylemiş olalım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Ben de gelmek isterim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok uzaktayız. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar bize yer verdiğiniz için davet ettiğiniz programınıza. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Bir şey söyleyeyim. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Burak Bey bir saniye. Buyurun. Uyduya çıkacaksınız değil mi? Yani bu evet. TC3 neydi? TC3 uçağını. Tango Charlie 3'e kaçarlı. Hayır. Whiskey Radio Delta. Whiskey Radio Delta, aynen. World Radio değil, Tango Charlie 3. <Delta. gülüyor> Evet. Yani bu çağrı işaretinden çıkacaksınız değil mi havaya? Evet, doğru. Evet. Peki bu, çünkü şunu için soruyorum. Ben de birkaç istasyon çalıştım ve belgeleri aldım da bunun için de ekstra bir belge hazırladınız mı? Yoksa bu genel olarak mı? Yani çalışma şeyinin bandının içinde mi uydu frekansı? Bugün için bir aktivite belgesi, QO100 için bir sertifika hazırladınız mı? Ha evet. QO100 için ayrı bir sertifikamız var. Şu an TADH sayfasında kullanılan sertifikaları ben organize etmiştim. Onun için QO100 için farklı bir şeyimiz var. Sertifika alanımız var. Güzel, sevindim. Bu arada... Ya bir de bu... Bu locator'da yani KM38 locator'ında ilk defa olacağı için hani özellikle yapmak istedik yani. Anladım. Güzel. Güzel bir çalışma. Bir ricam var. Şeyiniz olsun diye söylüyorum. Eğer uyduya çıkarsanız orada DX diye çağrı yapmayın bir zahmet. DX diye. Bunu yazayım. Yani, uyduya çıktığınız zaman DX diye çağrı yapmayın. Genel çağrıyı işaretiyle yani o özel çağrı işaretiyle havaya çıkıp işte karşıdaki istasyona rapor verip locator'ınızı söylediğiniz zaman olay bitiyor. Tamam. Zaten orada ilk defa çıkacağınız için sizin orada bulunduğunuz bayağı paylap olur yani. Çünkü evet. İlk defa çıkıyorsunuz aynı locator'dan. Türkiye'den birçok yerden havaya çıkış yapan var ama sizin bulunduğunuz yerden havaya çıkış yapan yok. Bu zamana evet, kadar. Evet. Operatör kim? Biliyor musunuz? Yoksa operatör Hüsamettin Başkanımız olur herhalde diye düşünüyorum. Yani. Başkanımız olur. Abi mic alıp bir de ben çıkıyormuşum. Hadi buyur bakalım. Ne yapacaksın? Dur. Niye olmasın? Olur. Ay. Ay olalım. Doktor abicim, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi çok keyif aldık ya. Muhteşem bir sohbet oldu bugün burada. Vallahi kusura bakmayın. Biz içeride salonda toplantı halindeydik. Ben katılamadım. Hiç sorun değil. Hayırlı akşamlar sana da. Adem Bey'in bir hayli sorusu var. QO100 için sertifika veriyor musunuz? Kim olacak? Operatör kim olacak? Paylap olacak? DX kullanmayın. Bir sürü şeyleri var Adem Bey'in. Valla çok güzel. Yönlendirmelerin hepsini açıyoruz zaten. O gün için QO100 ile alakalı Ali hem tanıtımını yapacak hem kurulumu, setup'la ilgili tanıtımları 4 Juliet. Tamam. Yani orada bir eğitimden sonra havaya çıkış yapacağız Adem Ali. Anladım, tamam. Güzel. Valla başarılar diliyoruz. Bayağı bir zorlu bir şey. Türkiye'de ilkler bunlar. Aslında kulak misafiri oldum. Ondan hemen odaya girince karşınıza çıkmak istedim de. Hani siz mic'ı elime alıp opaylapa ben girerim dediniz. Ben burada bir sinyali aldım. Kabul ettim. Sen var ya zaten dün
Abi zaten Şeref abi öyle bir şey dedi ki, Volkan ben gelirim dedi, sen gelirsen. Yani elimi kolumu, şimdi Murat Bey de oradan bastırıyor. Abi ayarlayacağım inşallah. Volkan sen gelirsen ben de gelirim. Bu ya. Organize işler. Abi, eminim arkadaşlarım zaten konsepti ve amacımızı anlatmışlardır. Ayrıntılı bir şekilde. Hani bizim benim bir şartım var. Yani Volkan Bey gelirse ben de gelirim diyen güruh için konuşuyorum. Boyöz efendim ve kumluları rakamsal olarak biz Volkan Bey'e kilitleyeceğiz. Bunun değil, da ne olacak ya? Oho, sorun değil o ya. Hiç sıkıntı yok. O konuda yeter ki bir tartışma yok. Ya hiç sorun değil. Bir Murat hocam tanımadın mı sen ya Volkan Bey'i? Abi ben tanıdım tanımasını da Şeref hocam yani şöyle bir durum var. Yani adam bir tane kırık bir anten göndereceğim dedi. Yani seni devriyesi ya geldi abi. Hala gelecek yani bilmiyorum. Ama şimdi bir, böyle İzmirli olarak ayıp olmaz mı şimdi yani misafire para ödetmek? Koskoca Hüsamettin varken orada. Valla Murat Bey gelsin. Murat Bey'in bütün boyozları, bütün gevrekleri, hepsi benden abi. Kumruları. Başka ne diyeyim? Hepiniz kumrunun içine bak. Ağanın eli tutulmaz Volkan Bey. Bir şey demeyiz yani. Yok abi. Kumrunun içine koyacağınız peyniri böyle kaldırdığımda buzlayacağım gibi karşı tarafı görmem. Abi onu söyleyeyim. Abi, o kadar ince dilim hiç sevmem yani. Baştan söyleyeyim abi, yani Volkan. Yanında tulum peyniri de getiriz onu abi sen. Murat, şimdi onu diyecektim. Yani... Murat Bey biz Ege'liyiz. Biz İstanbullu değiliz. Öyle incecik şeyler Ege'de olmaz. Hastır Ege'li. Efe'dir Ege'li. Lütfen. Yani tulum peyniri öyle kaldıramazsın abi. Beyaz peyniri de kalın olacak. Nasip diyelim nasip. Nasip. Abi, biz hemen bir çevrim yapalım yarın kendi içimize. Volkan Bey ayrımcılık yapmayalım. Ne gibi? Hocam seni de bekleriz. Buyur gel. Ege'li. Ama sen onlar yapıyor canım? Şeyi. Peki bir dakika. Şeref Bey bir dakika, top gelmiş. Ben topu Ankara'ya çevirmez miyim? Aslında evvelsi gün biri söyledi. Ankara'da bu tür aktivite yapılıyor mu diye bana bir soru geldi. Şimdi birkaç gruba üyeyim. Ben İzmir'in bu aktivitesini orada paylaştım. Bergama'yı da paylaştım. Bizimle hiç alakası olmayan bir grup bunlar bu arada. Ama içlerinde telsiz konusuna çok hevesli insanlar var. Özellikle Ankara'da da ben dedim bundan sonra her türlü field day, bunun dedim ismi field day bizde daha çok dış alan çalışması. Sizinkinin aktiviteyi de Bergama ile birlikte söyledim. Ankara'da da bu var mı dediler. Seyit Bey var mı Ankara'da böyle bir şey? Ankara'da field day olarak yok da field night'lar var. Akşamları toplanıyoruz biz burada. Ya onları biliyorum. Resimlerini de paylaşıyorlar ama çok internal oluyor. Böyle kapalı kutular arkasında. Ya Ankara memur şehri. Herkes memur. Herkes çalışıyor. Saat 9'dan sonra, 10'dan sonra herkes dükkanı kapatıp gidiyor. O yüzden şey yok yani. Öyle kolay kolay field day olmuyor. Field night'lar oluyor işte. O da şeyler, emekliler ağırlıklı. Seyit hocam öyle deme. Rahmetli Tahir hocam Nazak kum geceleri. Yani pardon. O zaman Adem Bey buyurun. Ben başka bir şey diyecektim. Şimdi hani uydu çalışmaları falan var diyorlar ya. Acaba diyorum ileriki zamanlarda da onlarda da istasyonda veya dernekte setup olacak mı olmayacak mı? Derneğin setup'ı var zaten. Evet. Derneğin setup'ını daha kurmadık ama şu an her şeyimiz hazır. Şu yoğun bir çalışma temposunda olduğumuz için bir de bizim Özgür arkadaşımız bir ameliyat geçirdi. Sizden bize parçalar geldikten sonra yani yaklaşık 35 gün bir yatma süresi oldu kendisine. Yazıştık. Ondan Adem abi selamlar. Nasılsın abi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya bu iş bendeydi. Açık kalp ameliyatı geçirmem gerekti acil bir şekilde. O yüzden biraz ilgilenemedim. Ama tüm setuplarımız yani şey olarak uzay montaj hazır.
Sadece işte çatıya çıkıp çana doğrultup son testleri yapmak dışında her şeyimiz hazır. Sağ olun, sayenizde tüm eksiklerimizi de getirdik. En son Edup bir kere... Açık mı geçti, kapalı mı geçti? Efendim? Operasyon açık mı, kapalı mı? Açık açık abi. Bildiğin iman tahtasını açık yaptılar abi. Kaç damar? Damar değil abi, şey, aort anevrizması vardı. Aort kapakçığımla yapay bir damar takıldı abi. Ben de karnıyarıkım. Abi. Fermuarlı. Evet, ben de fermuarlar arasına katıldım abi. Geçmiş Allah olsun. Allah'a şükür, iyiyim. Yani bir 60 gün kadar bir süre oldu. Artık şeyim, yani fiziki olarak %100 olamasam da bir süre daha kendimi korumam gerekiyor. Ama çok kısa bir süre içinde bu telaşımız biter bitmez. Q100'de sürekli olarak iki set halinde, bir örneğimizde bir sabit bir de mobil olarak iki setimiz hazır halde olacaklar. Edup biraz gümrükte ilk partisi bir takıldı, geçmedi, geri döndü falan, o biraz bizi üzdü ama şu anda eksiklerimiz kalmadı Allah'a şükür. Bir kablo mablo bir eksiğiniz varsa gelirken getireyim ben de olanlarda. Tamam, gelecek galiba. O zaman kesin geliyor. Abi bu sohbete kayıt altına da aldınız beni, ne yapayım? Şimdi yarın uçak biletine bir şeyler bakacağım. Ne yapacağım? Abi bekliyoruz. Herkese kapımız açık. Çok mutlu oluruz. Yani çok mutlu edersiniz bizi. İnşallah. Büyük geçmiş olsun diliyorum öncelikle. Ve bu hafta son iki koşunuzda, güzel bayrak yarışınızda cidden tebrik ediyoruz. Canı gönülden destekliyoruz. Bir eksiğiniz bir şey varsa tabii ki bildiriniz. Benim sizden ricam programımız için birkaç güzel resim. Özellikle maksimum böyle kaç abi, kişi geldi? Şu anda içeride başkanımızla toplantı dedik. Sırf 5 kişi gelen kişilerle röportaj, resim, drone çekimi, bunlarla ilgili sadece 5 kişiyi görevlendirdik. Gelen eğer misafirimizle, amatör arkadaşlarımızla, çevre illerden gelenlerle özel röportajlar yaparacak düzeyde bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Allah inşallah bizi utandırmaz, çok güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet tabii bu çapta ilk büyük denememiz, inşallah daha seneye ve ondan sonraki senelerde çok daha güzellerini yapmayı hedefliyoruz. İnşallah. Benim sizden tek ricam, yani bunları kayıda alalım ki, bunları programda da sınalım ki. Buyurun. Bir gazeteci abimiz de var. Zaten o da şu anda bize yapmamız gereken taktikleri de söyledi. Çok güzel. Ve bunu da medya kuruluşlarıyla da paylaşacak aynı zamanda. O da bizden bunları özellikle rica etti. Harika. Tamam. Bu arada, Adem Bey'in yalnız soruları vardı. Ben ona vereyim. Volkan abi, tamam. Bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar ya, hafta sonuki olacak şeyler, etkinlikler için görüntüler, bilmem yazılar, tarih falan benimle de paylaşın ki ben de bütün gruplardan paylaşayım. Tamam. Yani ortamından da paylaşayım bu şekilde. Tamam. Okey. O zaman biz İzmir'den şimdilik izninizi istiyoruz. Daha içeride tartışmamız ve hazırlamamız gereken bir konu var. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize. Hepinizi bekliyoruz. Misafir olarak. Volkan Bey'in bir yerde boyoz takviyesi yapılır. Sorun yok abi. Hadi görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum. Yemek işini Hüsamettin biliyor yalnız. Efendim? Volkan Bey yemek işini Hüsamettin biliyor. Yemek işini Hüsamettin biliyor. Onun üstüne yıkmak lazım. Meşgul olur program, bilmiyorum. Yeremez herhalde. Abi yeriz de içeriz de. Kendinize çok iyi bakın. Hadi kolaylıklar diliyorum. Ben WhatsApp grubunda da tam nihai sonucu yarın akşam ben alırım. Bir toplantıya katılacağım yarın ciddi. Ama şey, yani cumartesi zaten öğlen 12'de olduğu için bir bakacağız. Eğer sabah gidip akşam gelinecekse arabayla o zor olur. Bir uçak durumlarına bir bakayım. Duruma göre haber veririm. Ama İzmir'e ayak basıyorsam tabii ki 3. bölgedeki şu an programa katılan bütün dostlarımızı tabii ki bekliyorum. Yani ben ta buradan geldiysem siz de oradan geliniz. Efendim kayıt altındayız. Abi gelin ya, gelin. Ben bu küskünlüklerin hepsinin bitmesini istiyorum. Keşke, yani çok net söylüyorum, bu kayıttan daha sonra da gözükecek. Keşke Antalya bölgede gelse. Keşke İstanbul'dan genel başkan da gelse. Yani güleceğiz, oynayacağız, kikir diyeceğiz, devam edeceğiz. Efendim ölümlü dünya. Yani burada bir kere daha pek bizimle belki şey değil ama Türkiye yelkenciliğinde
çokça madalya sahibi olmuş. Birçok yarışta yan yana yarıştığımız, çok sevdiğimiz Genco diye bir arkadaşımız dün kalbi durdu ve vefat etti. Ve sadece benden bir yaş büyüktü. Efendim bunu özellikle söylüyorum. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Çok iyi bir sporcu. Türk Yelken Camiası'nın da tanınan bir kişisiydi. Hayat bu kadar kısa. Onun için küskünlüğe lüksümüz yok harcamak için. Herkes barışsın, herkes güzel bir şeyler yapsın. Son olarak da Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti köklü bir cemiyettir. Tek bir kişilik bir cemiyet değildir. Böyle genç arkadaşlara full destek olmalıyız. Bursa'nın da çok güzel aktiviteleri var. Bergama'nın da var. Özellikle Karadeniz bölgesi Hüdaverdi Bey'i demekle bitirmiyorum. Çünkü muhteşem işler yapıyor. Hepsine full can gönülden destek veriyoruz. Evet. Ben yarın gidiyorum Hüdaverdi Bey'in yanına. Bir sohbet edin, bir gelmedi hiç programa, yeni aktivitelerini bir gelip anlatsın. Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim ama gerçekten işleri yoğun şu aralar. Evet. Onlar o Karagöl Dağı'ndaki röleyi aktif tutmaya çalışıyorlar. O en son arızalanmıştı kar yağdığında. O karda Ocak ayında gittiler, şeyini değiştirdiler, rüzgar türbinini değiştirdiler. Almanya'dan geldi, onu taktılar. Ama o kadar şiddetli kar yağıyor ki hem rüzgar türbinini donduruyor, sabit bırakıyor, hem güneş panellerini kapatıp elektriği kesiyor. Öyle olunca uzaktan da takip ettikleri için enerji düştüğü zaman kapatıyorlar. Güneş açıp da enerji yükseldiği zaman tekrar açıyorlar. Onun peşindeler ama gidince muhakkak şey yaparım. Görüşeceğim vallahi zaten. Mars'taki anlatırım. Rover'ların bütün problemlerini saydınız ha. Mars'taki gezgin araçların üstüne kum gelince seller kapanıyor. Ya aslında ciddi bir savaş veriyor Hüdaverdi. Evet, 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 aynen. Ya, bunlara bir program ayırsak inanılmaz keyifli olur ve çok ilginç. Ya ben gidince Hüdaverdi Bey'le bunu bir konuşayım. Ya böyle böyle Volkan Bey'le böyle bir konuşma geçti. Şu yaptıklarınızı bir anlatın. Gerçekten yani orada Hüdaverdi Bey var, Hasan Bey var. Ondan biliyorum, sonra PTT müdürümüz var. Yani aşırı çalışıyorlar. Panelleri kurdular yazın. Üstüne bir tane de Almanya'dan getirttiler. Rüzgar türbünü getirttiler, taktılar. Türbünü arızalandı. Kasım ayında onu söktüler. Almanya'ya gönderdiler, onarıldı, yenisi geldi. Ocak ayında bir daha taktılar. Şimdi onu aktif tutmaya çalışıyorlar ve yaklaşık 12-13 ili bağlamış durumdalar şu anda telsizde. Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Bartın, Sinop ve bunun üzerine iki tane de Rus var. Çok ilginç. Karşıyaka'dan iki tane de Rus var grupta. Onlar da Karagöl rölesi üzerinden muhabere sağlıyorlar. Ukraynalılar var, Ruslar var. Hepsi bu üzerinden muhabere sağlıyor. Ve bu gibi amatörce sohbetler gibi bir WhatsApp grubu var. Resmen iki tane Rusumuz var orada. Onlar da Google Translate ile yazıyorlar. Bazen Rusça yazıyorlar, bazen Türkçe'ye çevirip yazıyorlar. Bildiğin yazışıyorlar yani. Ses muhaberesinin yanında bir de yazışıyorlar yani. Vallahi harika. Gittiğinizde bir konuşursunuz. Konuşurum. Vallahi gelsinler, elimizden geldiğince duyuralım, gösterelim. Bunlara rağmen bir de son zamanlarda uyduda duyuyorum onu. Aa, çok güzel. Hüdaverdi Bey kurdu mu sistemi? Evet evet, kurdu. Çok güzel, çok güzel, maşallah. Ünal'ın çok büyük oluyor orada, faydası aynen oluyor. Ünal'ın herkesin, evet. Ünal parlak, Ünal hakikaten orada sağlam yapıyor, destek sağlıyor. Evet. Adem Bey, Türkiye'de istasyonu olanların bende full listesi var. Yani 95 kişinin var direkt adresleri. Eğer bir yerde lazım olursa sadece bölge ve isimlerle kullanılabilir. Yani herkese açık bir şey bu. Özel bilgilerini paylaşmayacağız. Şu an 95 istasyonunda ben de seri numaralarına kadar, çünkü ben kayıtlarını aldım. Bir problem olursa geri yollayalım diye.
Bu vesileyle o bölgeler var. İzmir'de de bayağı var. Antalya'da var. Yani yolladığım bütün bölgeleri yazılı olarak da tutuyorum. Evet, yavaş yavaş yeniden bir ARDN'ye geçelim. Bu gece yarısını yine bulduk ama artık biraz devam edeceğiz. Efendim, son bu resimde kalmıştık. Bakınız, bu resimde öncelikle şehir içindeki direkler inanılmaz önemli. Tabii biraz lakayit yapılmış ve her bir şey proje üstüne proje yapıldığı için böyle karma karışık olmuş. Biraz evvel konuştuğumuz Mobotix yine burada duruyor bakın. Şu ortada bu gördüğünüz Mobotix kamera. Tamamen bir IP kamera. Bakın burada 5 GHz antenleri bunlar. Boylarına baktığımda bunlar 5'lik. Ben şimdi bunların 2-4'leri... Analitik IP kamera değil mi Volkan abi bunlar? Efendim? Analitik diye geçiyor. Valla, analitik diye geçen IP kameralardan. Şimdi bu kamera cidden Mobotix diye bir kamera. Üzerinde iki ayrı kamerası ve ışık sensörleri var. Arka tarafta ISDN girişleri, Ethernet girişleri, yani TCP/IP protokolüyle, IP ile çalışabilecek bir sürü girişleri var. Ve en önemlisi de bu aletin kendi içinde bir prosesörü var. Alet bir şey tanıttığınız zaman merkeze gidip orada o görüntü işlenmiyor. Kendi içinde bunu bitiriyor. Aynen abi. Hatta araç sayıyor, kişi sayıyor. Abi çok sağ tarafa kaç kişi geçmiş, sol tarafa kaç kişi geçmiş, herhangi bir cisim, bir nesne konulmuş mu? Aynen öyle. Kaybolmuş mu? Onu otomatik olarak analiz ediyor. Analitik kamera diye geçiyor. Bir örneği bende de var. Bayağı eski Riva marka bir kamera. Çok faydalı. Özellikle böyle tehlikeli bölgelerde. Evet. Askeri bölgelerde, emniyetin bulunduğu bölgelerde bir araç park edilmiş mi, ne kadar süredir duruyor ve o bölgeyi çerçeve içine alıyor. Yani bu hemen hemen bir 10-15 yıllık kamera. Aynen öyle. Vallahi bunun emsalleri Davis, Göteborg, Mobotix ve bir tane daha ismini vermeyeyim, onu biraz fazla askeriye de kullanıyoruz. Evet. Bu tür kameralar var ve bu kameralara senaryo verebiliyorsunuz. Evet, o abi, senaryoyu gördüğü anda senaryo olmuştur diye size bilgi veriyor. Hatta iz falan çiziyor. Kaybolan cismin izini de çiziyor. Yani şu noktadan ayrıldı diye. Tabii. Enteresan kameralar. Tabii. Şimdi kamera bu kadar önemli mi denecek? Evet, önemli, çünkü ARDN'nin ikinci, üçüncü layer'larında bunları aktif edeceğiz. Bakınız, burada 2.4 GHz antenleri var. Bu gördüğünüz şeyler vericiler, yan taraftakiler. Bu direkte de bu işlenmiş. Bir tane daha var en solda. Yine burada bakın, gördüğünüz yönlü anten, bu gördüğünüz. Yanında bir tane Cisco verici daha var. Bunlar sayesinde her sokaktan bir sokak sonraya biz rahatlıkla Tiflis'in içerisinde birçok bölgede kapsama alanı içindeydik. İşte ARDN'yi biz büyük illerde deprem öncesi direklerde veya belediyenin yerlerinde, yani ARDN'yi dernekler kurmalıdır. Hayır, kesinlikle yalan. Kesinlikle yanlış. ARDN'yi... Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bunlar bizim yani ARDN'e karşılığı olan sistem mi? Evet. Yok, ARDN'e karşılığı olan sistem. He. Yani şöyle, o gördüğünüz internet gibi algıladım ya. Tabii internet gibi, ama bakın şöyle bir şey. Ben zaten daha evvelki toplantılarımızda bütün stadyumlarda kurulan bir sistem var. Bizimkiyle hemen hemen aynı. Özellikle depremden sonra yaptığım programlarda yine keşke her çöken binanın yanına bir tane Pasolik'te kullanılan vericilerden kurulsun diyordum. İşte o cihaz, bu cihaz. Bakın şu an... Ama Volkan Bey, şimdi bu şehir bir çökse bu sağlam kalmaz ki. Kalır. Kaçı çökecek? Bütün direkler çökemez. Yani şehir içerisinde bu kadar değil de daha tepeden ama tepeye... Bakın şöyle, tabii Şeref Bey, şöyle bir durum var. Şimdi mesh yapıda örümcek ağı gibi örerken derneklerin, rölelerinin bulunduğu yerler tabii ki önemli. Ama bunlar da ara dağıtıcılar. Biri gitse öbürü devire alıyor. Ve bunlar mesh yapı. Bakın bu Cisco'nun gördüğünüz vericileri bizim kullanacağımız Ubiquiti, TP-Link, işte MikroTik gibi cihazların çok çok daha pahalısı ve çok daha profesyoneli. Bu cihazın özelliği mesh yapıyı destekliyor, trunk sistemi destekliyor.
IP takip edebiliyor, öbür tarafa bırakabiliyor. Redundancy çok yüksek. O kutuların her biri bayağı yani kurşun geçirir ama. İlk önce internete bağlandınız değil mi? Evet, evet, evet. Aslında internet hizmeti verdiler değil mi yani? Şimdi oradaki senaryo I love Tyrann diye bir şey yapmışlar. SSID I love Tyrann'ı gördüğünüz anda internet geliyor. Yani burada devlet şu kararı almış. Biz belediye olarak Tyrann Belediyesi, ne Tyrann'ı, Tiflis pardon, Tiflis Belediyesi internet sağlayacak. Her yerde de yok bu arada. Yani belli roadlarda var. İstanbul Belediyesi böyle hizmet sağlıyor mu? Şöyle Taksim'de denendi. Kanun gereği durduruldu. Bizim İzmir Belediyesi sağlıyor. Abi işte bu Türkiye'nin, ya bunu da biraz ben programa getirmemin nedeni sevgili devlet büyükleri, bakın bu konular önemli. Depremde bu altyapılar çok 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 önemli. Şimdi birazdan artık onu önümüzdeki haftaya bırakacağım. Amatör Teknik'te ARDN ile ilgili bir paylaşımım oldu. 165 tane like geldi, 60-70 tane soru soruldu. O sorulardan bir tanesinde de deprem olduğunda elektrik olmayacak. O zaman bu işlem güm. Yani daha biraz kaba yazılmıştı ama önemli değil. Panel var AKÜ var abi. Panel yani, var AKÜ var yani. Anlamadım. Panel var AKÜ var. Yani panel var AKÜ var ama var. Şöyle de güzel bir şey var. Bakınız dikkat ederseniz İstanbul'da Lora Mesh Tastik ARDN pop noktalarımdan ve QoS'u kurduğum yerlerden ilk birinci istasyonun bir okul oldu. Lütfen gidin okuyun. Okulların çok ince bir durumu var Türkiye'de. Deprem durumunda bütün öğrencilerini aileleri gelene kadar tutmak zorunda okulda. Ve hastanelerin ve okulların elektrikleri özel bir şebekeden sağlanır. Yani bir şeyler yapıyorsak biz bunları araştırıp yapıyoruz. Öyle kafaya göre deprem oldu, o da bitti. Ne oldu ARDN? Ne oldu görürsün deprem günü. Mesh Tastik ne oldu görürsün deprem günü. Çünkü şöyle de laflar geçiyor. Lora'nın zerre amatörlükle alakası yoktur. Yani halt etmişsin sen. Zerre tabii ki var alakası. Yani kullandığı frekans, anten bilgisi, redundancy, onun pilden beslemesi, güneşten beslemesi. Yani şimdi konular çok derin. Kimseyi de eleştirmiyoruz. Önümüzdeki hafta, bugün saat 12'yi 10 geçiyor. Birazdan kaydımızı durdururuz ama bir dahaki hafta konularımız bayağı birikmeye başladı. Sağ olsun her yerden bilgi yağmaya başladı. Bu çok güzel bir gelişme. Önümüzdeki hafta özellikle Amatör Teknik, 32 bin kişinin bulunduğu Amatör Teknik'te yayınladığımız ve çok ilgi duyan ARDN ile ilgili soruları cevaplayacağız. Diğer dostlarımızın konularına yer vereceğiz. Bu hafta inşallah katılacağımız hafta sonu etkinliğinin görsellerini küçük küçük paylaşacağız. Yine bir arada olacağız. Valla koşa koşa güzel bir yere gidiyoruz. İyi ki varsınız. Sorularınız varsa da önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kısa bir ARDN sunumu vardı bugün. Bunu da ben şirketler için hazırlamıştım. Onu da ben burada paylaşacağım ki programımızı sonra kayıttan izleyenler veya ya bu işe yatırım yapmak istiyorlar ve sizlere yardımcı olmak istiyorlar diyenler de gelmeye başladı. Burada biz hiçbir parasal bir şey almıyoruz. Ürünü alıp yerinde devreye alıyoruz. Aman ona çok dikkat. Çünkü benimle ilgili bir sürü garip şeyler söylenmeye başlandı. Efendim öyle şeylere matah edecek, öyle şeylere tenezzül edecek bir yapımız yok. Ne benim ne bana destek veren dostlarımın. İnşallah daha güzel işler yapacağız. Amacımız kamuya karşı sorumluluğumuzu Türk amatörleri olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Haritada 45 istasyona geldik. Doğudan batıya, kuzeyden güneyde ne yazık ki bir yer var şu an. İnşallah onu arttıracağız. ARDN'yi örümcek ağı gibi örmeye başladık. Bütün yapılara, bütün derneklere açığız. Güzel bir program oldu. İnşallah yarın öğlene doğru da internette YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Volkan Bey. Buyurun Seyit Bey. Kapatmadan ben bir şey ilave edeyim hazır hemen. Kayıt altındayken. Şimdi bu Tiflis'teki altyapıyı söylüyorsunuz ya. Evet. Buradaki hizmet ücretsiz, bedava değil mi? Bedava. Biz öyle zannediyoruz. Aslında bu Tiflis Belediyesi ve Gürcistan Devleti için bir bilgi kaynağı. Dolayısıyla tabii, o bölgede gezen ve bundan faydalanan herkesin
internetteki eğilimini, nereyle ilgilendiğini, tabii, nereye girdiğini, çıktığını ve bazı bilgilerini de aldığı için onu otomatik olarak kıymeti belirlenemeyecek bedellere sahip bilgi geliyor, akıyor. Tabii ki. O sanki ona bedava internet hizmeti veriyormuş gibi ama aslında birçok kendi ihtiyacı olan bilgiyi de sağlamış oluyor. Bedava peynir fare kapanında olur diyorsunuz. aynen öyle Şeref abi. Almadan vermek, vermeden almak Allah'a mal. Evet. Aynen katılıyorum. Birisi bir şey veriyorsa karşılığında bir şey alıyordur. Ama hakkı mıdır? Evet, hakkıdır yani. Sana bedava internet veriyorsa o da senin bazı kullanımlarını alıp inceleyip bakarak senin hangi mağazaya girdiğini, neyle ilgilendiğini, nereye aradığını, hangi müzeyi, hangi binayı, hangi restoranı aradığını da öğrenecek ki ona göre de kendi değerlendirmelerinde kullanacak. Evet, internette bir söz daha var aslında. İnternette bedava aldığınız her şeyin karşılığı sizsiniz. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Vallahi Seyit Beyciğim, alsınlar, çok önemli bir bilgi yok zaten. Hayır, o anlamda demiyorum. Yani Tiflis Belediyesi ve Gürcistan Hükümeti, evet, kendisine çok büyük fayda sağlıyor. Tabii ki. Bilgi olarak. Tabii ki. Büyük bir bilgi kaynağı. Para verip alamayacağı bilgileri edinmiş oluyor. Müşteri eğilimi, tespiti o kadar zor bir şey ki. Aynen öyle. Yani sen şimdi Tiflis'te X meydanında gezen, atıyorum, 350 kişinin neyle ilgilendiğini tek tek sorup öğrenemezsin ki. Ama adam interneti açtığı zaman çat 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 kimin neyle ilgilendiğini, neyi, evet, aradığını, hangi mağazaya, hangi dükkana, hangi restorana girip çıkacağını biliyor. Affedersiniz, orada gidip de ya tuvalet nerede burada diye internete sorduğunuzda nerelere koyması gerektiğini bilebiliyor yani belediye. Evet. Buna göre de bunu geliştiriyor abi yapıyı. Tabii istatistik bilgisi. Bilinçli mükemmel bir şehircilik ve yönetimi. Tabii oraya bizim gelmemiz için daha çok şey geçmemiz lazım Seyit Bey, keşke. Aynen öyle maalesef. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Buradan da yetkililere bir kere daha rica ediyoruz. Efendim, bu tür hizmetleri çoğaltınız. Bu tür hizmetlerden güzel neman alınabiliyor. Bizim kameralarımız da güzel çalışıyor ama Volkan Bey. Nasıl? Bizim kameralarımız da güzel çalışıyor. Nasıl? Yani emniyet kameralarımız falan. Ceza yazıyor abi onlar. Yani harika bir programı daha geride bıraktık. Ama birazdan cevaplayacağım Şerif. Tamam. Peki. Efendim, çok güzel bir programı daha bugün sonlandırıyoruz. Saatlerimiz 12.15, 24.15. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Bugünlük bu kadar, bitti vaktimiz. Yarın yine geliriz. Hoşçakalınız diyoruz. Kaydı durduruyoruz. Atış serbestle de devam ediyoruz.